Değerli katılımcılarımız, Ada 2021 Bahar Dönemi Bora Keleşli Tiyatro Faktörü Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sözü daha fazla uzatmadan hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün nihayetinde tiyatro oyununa kavuştuk. Güzel bir tiyatro oyununu konuşacağız. Telefonumu bir ayarlayamadım arkadaşlar. Onun müsaadenizle bir ayarlayayım. Evet, dersimize başlayalım. Şimdi bugün Türk tiyatrosunda çok önemli bir kişiyi konuşacağız. Önemli bir kurumsal tiyatroyu konuşacağız. Orta Oyuncular Ses Tiyatrosu, Ferhan Şensoy. Önemli bir kilometre taşıdır Türk tiyatrosunda. Ondan biraz bahsedeceğiz. Oyundan biraz bahsedeceğiz. Oyun tam da derslerde size bahsettiğim folklorun dibi, toplumsal değişimin hem küresel bazda dünyanın değişimini bu oyunun üzerinden çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Hem de Türkiye'nin değişimini çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca Ferhan Şensoy'un çok özel bir dili var, kendine münhasır. Hatta Ferhangi şeyler diye bir oyun da yaptı. Ferhanca, Fername, böyle eserler, kitaplar yazdı, oyunlar yaptı. Kendine ait bir dili var. Birçok şeyi birleştiren, kesen, biçen, oradan üç harf alıp, buradan iki harf alıp birleştirip onunla bir şey anlatmak isteyen bir adam. Onun üzerine biraz konuşacağız. Çok keyifli bir oyun. Ödüllü bir oyun bu oyun. Kapalı işi oynamış bir oyun. Umarım izleyenler, sizler de keyif aldınız. İzleyenlerle başlayalım. Nasıl beğendiniz bu oyunu? Nasıl notlar aldınız? Bu oyunda çok not almak lazım. Yani bu sinemaya benzemez bir tiyatro oyunu. Daha başlangıçta tiyatronun güzelliğini hissetmişsinizdir. Tiyatronun dilini hissetmişsinizdir. Yani kameranın tiyatronun tavanını çekmesi, orası tarihi bir bina, 1885'te yapılmış, ta Osmanlı'dan kalan bir tiyatro binası. Ferhan 80'li yıllarda satın aldı orayı ve restore ettirdi. Efendime söyleyeyim, perdesi, ışıkları, oyun başlamadan, anonsla bile bir tiyatroyla, bir ironiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani anonstaki telefon uyarısı dahi oradaki seyirciyle girdiği iletişim, onlar bile çok önemli. Başlayalım, kimler oyunu izledi, nasıl notlar aldı, konuşalım üzerine. Konuşacağımız çok şey var çünkü. Hızlıca devam edelim. Buyursunlar efendim, kimle başlıyoruz? Bir kaldırmanız yeterli arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, yok mu oyun izleyen ya da oyunla ilgili konuşmak isteyen? Oyunun kaç kişiyiz şu anda Nisa?
Hocam ders. Siz ve ben dışında 13. 13. Arkadaşlar oyunu izleyenler chat'e yazsınlar. Ben izledim. Belli ki çoğunuz izlememişsiniz. İzlemeyenler yazmasın. Sadece izledim diyenler yazsın. Evet, oyun izlenmemiş. Bir katılımcı siz demiş hocam. Naciye Hanım. Tamam, Naciye Hanım. O zaman şey yapalım. Sizinle bir başlayalım. Naciye Hanım. Üzerine biraz konuşalım. Hilal Hanım da izlemiş hocam. Şenay Hanım yarısını izleyebilmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar, her hafta çaktırmadan aynı uyarıyı yapıyorum da. Şimdi zaten pandemi yasak, şuydu buydu. Yani vakit bulamadım da pek geçerli bir şey değil. Ayrıca bu da bir ders. Beraber karşılıklı yapıyoruz. Bu oyunlar izlenmeyecekse, üzerine konuşmayacaksak dersi yapmayabiliriz arkadaşlar. Ders kapatabiliriz burada. Üstelik bunu bir sistem olarak değil, beni kaç derstir tanıyorsunuz. Bir profesyonellik ve prensip olarak düşünmenizi istiyorum. Sıradan bütün... Hocam, Hüseyin Hanım el kaldırdı. Tamam. Sıradan bütün hocaları, bütün atölyeleri, sadece Ankara Düşünce Atölyesi değil, Türkiye'deki bütün öğretmenleri, öğreticileri tenzih ederek kendi adıma konuşuyorum. Biz tarih, edebiyat, psikoloji, coğrafya atölyesi yapmıyoruz. Biz, bana da söylenilen kelimeyi söylüyorum size konservatuvarda. Tiyatro yapıyoruz, tiyatro. Sanat. Yani emek ister arkadaşlar. Sanat, birinin vaaz vermesi, nutuk çekmesiyle olmaz. Karşılıklı etkileşimle, üretimle olan bir şeydir. Kaç derstir size üretimi, etkileşimi anlatıyorum. Ben Ankara Düşünce Atölyesi ile böyle bir Türkçe yapalım, ile dersimin işleyiş müfredatı ve tarzıyla ilgili bile başta çatışıp sonrasında göstererek, ikna ederek, sonrasında kabul görüp, sonrasında da çok beğenilen bir yapıya doğru evrildim. Bu riski bile alarak. Ne riskini aldım ben? Diğer atölyelere de katılanlar vardır, görmüşlerdir. X dersi hoca anlatır, sunumlarını yapar, gider. Dünyanın her yerinde böyle dersler alabilirsiniz. Ben dersi sizinle başlıyorum farkındaysanız. Yani sizi var ediyorum. Önce sen diyorum, sen varsın diyorum. Bak varsın. Ve varlığını bize göster diyorum. Onun için hiçbirimiz şeylerde değiliz. Böyle birbirimizi sistem edecek yaşlarda da pozisyonlarda da değiliz karşılıklı. Bu bizim alışkın olduğumuz metoda aykırı diyorsanız saygı duyarım, ders kapatabiliriz yani. Yoksa benim sürekli anlatmam pek şey değil yani. Benim için de hoş değil, sizin için de. Evet, izleyenlerle başlayalım, dinleyelim. İzlemeyenler de dersten önce haber versinler. Hocam ben dersi izleyemedim, oyunlarınızı okuyamadım, izleyemedim, videoyu çekemiyorum bilmem ne. Problem yok. Ona göre hazırlık yapıp ona göre şey yapalım. Yoklama için beklemeyin. Herkes bana mesaj atsın. Herkese ben sertifika göndereceğim. Zaten tüm kurslarda gönderiyoruz arkadaşlar. Sertifikada sıkıntı yok. Yarın Harvard Üniversitesi'nde ders verirsem oradan da sertifika göndereceğim. Sıkıntı yok. Tamam mı? İzlemeyenler izlesinler. İzleyenleri de bir daha düşünsünler.
o sahneye çıkmaktır sertifika. Bu hayatınızın her yerinde geçerli. Her yerinde. Öğretmenseniz sınıfta, idarecinize karşı, velilerinize karşı, öğrencilerinize karşı. Şoförseniz direksiyon başında. Çiftçiyseniz tarlanızda. E şimdi Cem Yılmaz'ın esprisi geldi. Öğrenciysen de ödevlerinin başında. Tamam mı? Yani bu trigonometri hayatımızda nerede işe yarayacak diye sordukları zaman lisede işine yarayacak yavrum sadece dersleri geçmek için diyordu ya. Onun gibi yani. Evet. Başlayalım arkadaşlarla. Kimle başlayalım? Ya sıkıntısı olan da el kaldırıp söyleyebilir. Hocam sizinle ya da dersle ya da sanatla şunla bunla kafama uymayan şeyler var. Onun için izleyemiyorum, takip edemiyorum. Gerekli olan şeyleri yerine getiremiyorum. Ama dersinize de katılmak istiyorum. Onlar da söz alıp konuşabilirler. Bu dersi karşılıklı şey yapalım. Birbirimizi dinleyelim. Bakalım belki sıkıntılarımız var yani metotla ilgili. Ona göre eleştirileri ben de yazayım buraya. Yoksa sürekli sazı elime alıp ben eleştirmeyeyim sizi. Siz de beni eleştirin. Evet, buyurun dinliyoruz. Kimle başlıyoruz? İlal Hanım'la hocam. El kaldırdı bayağıdır. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Ben de oyunu izledim ve gerçekten çok beğendim. Oyunun başından sonuna kadar işte süpermarketlerin, bakkalların belini büktüğünü görüyoruz. Esnafların, bakkalların belini büktüğünü görüyorum. Ve bu biraz da üzdü. Aslında böyle düz mantık düşündüğümüzde işte veresiye yazdırmak çok daha mantıklı geliyor ama işte süpermarketler işte biraz daha gözümüze şey geliyor, hesaplı geliyor. Hatta oyunun başında iki tane izleyici de çıkıyordu. Tartışmaları vardı. Orada kadınla erkeğin çatışması işte süpermarketten alacağız, işte veresiye yazdıracağız vesaire. Erkeğe daha kolay geliyordu veresiye. O da düz mantık düşündüğü için bence. Hocam bir de bir şey soracağım. Ben oyunun bir yerinde ve İzzet Gür'ün bir şeyini gördüm, sözünü. Tarih devrilen ve kalan iktidarların çoğunun arkasında kasap, manav ve bakkal dükkanlarını gösterir derken ben çok anlayamadım bunu. Hani kasap, manav ve bakkal dükkanları mı iktidarları oluşturuyor ya da onun yapı taşı? Öyle mi demek istemiş? Repliği alayım. Tarih? Tarih devrilen ve kalan iktidarların çoğunun arkasında kasap, manav ve bakkal dükkanlarını gösterir. Tamam, bunu derste açıklayacağım. Doğru, evet. Evet. Yani ben böyle şey yaptım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Damla Hanım, buyurun. Merhabalar hocam, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Bu arada dersle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben bugüne kadar bütün oyunları okudum ve filmleri, verdiğiniz şeyleri izliyorum. Sadece yorumlama açısından çok iyi olmayacağımı düşündüğüm için çok katılmak istemedim. Sizin yorumlarınız daha değerli olacağını düşündüm. Yani göremeyeceğim şeyleri göreceğimi düşündüm. Ben tiyatroyu şöyle, birincisi mesela dolarla ilgili muhabbet çok günümüze uygundu. O doların artışı, o dikkatimi çekti. İşte ben şey de çok dikkatimi çekti. Ya yani ben milletin acı çekme kapasitesi çok garip geldi bana. Yani her dönemde işte bir dönem dolar artıyor, bir dönem savaş oluyor, bir dönem başka bir şey, bir dönem süpermarketler çıkıyor. Ve sürekli biz inovasyon mu yapıyoruz bilmiyorum. Yenileniyoruz yani millet olarak. Sürekli farklı bir şeyden acı çekiyoruz ya da bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Oyuna ben şey açısından baktım. Oyunculara hep eskiden işte nasıl diyeyim kalbur üstü olarak bakardım. Şimdi siz böyle tiyatrocular hakkında konuşunca ben şey diye düşündüm. Bu insanlar bizi bize yansıtıyorlar. Ve dolayısıyla bize inmek zorundalar ya da ne diyeyim halka acı çekene. O yüzden vurdum duymaz insanlar değillerdir. Tam tersi aslında halkın sinemasını mı çeken diyelim, filmini, resmini gösteren insanlar diye düşünmeye başladım. Evet. O açıdan hoşuma gitti.
Bir de giriş bölümünde bir tiyatroda şu dikkatimi çekti. Filmden farklı olarak Erol Günay'dı mesela girişte işte bir tekerleğin üstünde bir şeyler söylüyordu. Ya da insanlar dans edip işte arada şarkılar söylüyordu falan. Mesela bu hele Erol Günay'dın ya da işte tiyatrodaki farklı repliklerin amacının ne olduğunu çok anlayamadım. Çünkü zaten çok hızlı konuşulduğu için çok da bir şey anlayamıyorsunuz bazı yerlerde. Onun haricinde şeyi sevdim açıkçası. Böyle hafif argo vardı ama çok tatlıydı, yerindeydi. Şimdiki gibi sürekli küfürle falan değil, hakikaten insanı güldürmesi hoştu. Aslında acı bir şey gösterirken bile güldürmesi hoştu. Toplumun farklı kesimlerini, çıkarcı olanları, geçinmeye çalışanları, işte halkı yansıtması hoştu. Bize bizi gösteren şeyler sanırım daha eğlenceli oluyor. O, bunu sevdim. Benim söyleyebileceklerim bu kadar sanırım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür Tamam, ederim. iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Naciye Hanım buyurun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Naciye. Ben aslında dizide, pardon, tiyatroda izledim ama çok not almadım. Sadece dikkatimi çeken bazı yerler vardı. Ferhan Usta. En çok dikkatimi çeken yerler Ferhan Usta'nın olduğu yerlerdi. Mesela naylon poşetin ücretli olacağını ileri görüşlülükle ta o zamandan tahmin etmesi. Ve birçok şeyi beni böyle çok etkiledi. Bir de gerçekten hem eğlenerek hem de bazı yerler üzülerek izlediğim bir tiyatro oldu. Rasim Öztekin'i de görünce duygulanmadım değil. Onun tiyatroları gerçekten çok şahane. Yani çok not almadım tekrardan. Bu kadar hocam. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Şenay Hanım buyurun. Merhabalar hocam. Ben yarısını izledim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Merhaba. İronik yarısını izlemiş olmak. Ama Evet. şöyle birkaç şey ilgimi çekti. Öncelikle ilk sahnede mesela bayağı İngilizce konuşuldu. Yanlış anlamazsa kimse şeyi soracağım. Gerçekten hemen her şey anlaşıldı mı? Çok merak ettim. Mesela ben izlerken dedim ki acaba gerçekten atölyedeki her izleyen bunu hemen anlayacak mı? Çünkü bazı yerlerde mesela İngilizce bir kelime kullanarak espri yapılmıştı. Hani biraz daha böyle Amerika'yla dalga geçer gibi ama aslında onlar gibi olmak. Biz mesela birinin taklidini yaparak onunla dalga geçeriz ya günlük hayatta. Öyle olmuştu. Öyle yaptılar yani. Bu çok hoştu. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ve biz geçen senelere kadar üniversitede böyle yerel tiyatro grupları olur ya. Abi üniversitenin tiyatro grubu olur. Grubun bir abisi olur. Abi işte oyun yazar, fikir bulur falan. Onlara gidiyorduk ve çok eğlenceliydi. Bana onları hatırlattı. Ve seyircinin gülmesi falan. Hani seyirciyle ara sıra böyle gıcıklığına da olsa diyaloğa girmeleri falan. Şimdi diyeceksiniz ki zaten tiyatro böyle yapılıyor. Siz ne zannediyordunuz ki falan diye. Bu profesyonel oyuncular için hoş bir şey. Bunu yapmaları yani. Ben şey konusunda çok beni izlediğim yere kadar beni düşündüren şu oldu. Al ver hemen zaten alışveriş. Bizim seninle işimiz yok. Parayı ver, ürünü al ve git. Hani bu güzel bir şekilde yansıtılmış ilk sahnelerde özellikle. Yani benim seni tanımama gerek yok. Zaten bakkalların olayı odur. Yereldir, herkesi tanır. Muhabbet eder. Dertleşirsen dertlenir. İşte ne bileyim iyi bir haberden hep haberi vardır. Her şeyden haberi vardır. Yani göz göze iletişim var. Ama mesela şu an süpermarketlerde böyle bir şey yok. Kimse sizin yüzünüze bile bakmadan değil, adınız, derdiniz, kim olduğunuz yüzünüze bile bakmadan ürünü geçip gidiyor yani bu kadar ve paran Hatta yoksa. şimdi pandemiden dolayı online olarak işte Evet. Migros Hemen ya da Getir gibi platformlar Kesinlikle. artık evden Artık çıkmadan her şey size depolardan geliyor. evet yani bunu insan yani toplumsal değerlerin en minimalize hatta yok ettiler burada. Yani aslında mahalle bakkalı muhabbetinin yerel anlamda çok önemli olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Çocukluktan biliyoruz en basiti. Yani paramız çıkmadığı zaman mesela bize verebilen insanlar onlar çocukken.
Ama şu an öyle mi? Hayır. Yani kısasa kısas, varsa alırsın, yoksa parayı veren düdüğü çalar oldu resmen. Bunu çok güzel anlatmışlar. Ve gerçekten Amerika'da böyle bir yer zaten. Hani bunu herkes biliyor. Orada çok realist. Fazla realist. Yani insanı Türkiye'ye göre, hani mesela Türkiye'de şey var ya, biraz daha böyle hatır gönül meselesi yüksektir. İnsanlar arasında misafir kabul ederken, ne bileyim ben, mesela misafir eve geldiği zaman, bir yere zarar verdiği zaman biz deriz ki ya misafir çocuğu bir şey olmaz. Hani annesi kızsa biz deriz ki yok kızma, hani bu misafir. Ama orada öyle değil. Hatta replikler var. İşte diyelim o gelen çocuk bir şey kırıyor ya da bir cihazı bozuyor. Kır kızım, kır çocuğum, boz. Ne olacak? Aa Evet. Teşvik ediliyor resmen o yani. kadar yani. Evet. Ama onlar öyle değil yani. Direkt yüzünüze karşı çocuğuna da sahip çık o zaman diyebilecek potansiyelde insanlar. Evet. Yani çok fazla realistler herhalde. Bununla mı ilgili yoksa? İşte bu süpermarket muhabbeti tamamen bununla aynısı. Yani düşünsenize mesela bakkalda fiyat soruyorsunuz. Ama orada fiyat sormuyorsun çünkü fiyatı gözünüze soka soka oraya yazmışlar. Ya benle muhatap olma, al çık git diyor resmen. Evet. Bunu sezimliyorum. Ya sezimledim ilk sahnelerde. Güzel mi? Tabii ki de hayır. Ben hala bakkalcıyım. Ve veresiye olayı mesela. Yani bu hatta şey falan var, bazen haberlerde görüyoruz. Birinin bakkal borcunu kapatan insanlar var. İşte ismi bilinmeyen falan falan. Bu bizim için dini anlamda da önemli bir şey. Bu kadar. Evet. Şimdi notlarım var. Bunları konuşacağız söylediklerinle ilgili. Özellikle parayı veren düdüğü çaları bir hayli eşeleyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Okay. Bravo öğretmenim. Kendine iyi bak. Ağrılar, Teşekkür ederim. anlar. Ağrıya gittiğini biliyoruz. Selamlar. Teşekkürler. Hocam chatte Hakan Bey canlısını izlemiş ve bu defa videosunu izlediğini belirtmiş. Ama el Hakan Hoca da. Ya Hakan Hoca da maşallah hangi oyunu söylesek canlısını izliyor. Bravo hocam. Bravo. kaldırmadı. Kendisine söz hakkı vermek ister misiniz yoksa? Var kendisi bir şey anlatmak istiyorsa tabii ki katılabilir. Ne demek? Hakan Hoca bizim ustamız. Hocam canlı izlediğini söyleyince ben özellikle onu konuşturmak istedim. Evet. Hakan hocam müsaitseniz. Ya, konuşayım da yani şimdi şöyle oluyor. Bir şeyler söylemek, daha doğrusu ben Bora Hoca'yı dinlemek istiyorum. Estağfurullah. Yok hocam, rica ederim. Ne demek? Sonuçta ben sizi dinlemek için buradayım. Bu ben daha önceki atölyede de söylemiştim. Yani bir köprüyü amaçlıyorum. Çünkü yani Edirne'de ben biraz daha böyle uzak kaldığımı düşünüyorum. Çünkü sınıra dayanan bir kent. Siz bu kadar tiyatroda içli dışlı ancak şeyle gelen gruplarla olabiliyor. Biz dışarı çıkamıyoruz pek. O yüzden ben katılım gösteriyorum. Ayrıca şey için derseniz ben o şeyi zaten canlı izledim. Daha birçok gibi insan sayabilirim. Yani Sadri Alışık, Enis Bozkoroğlu, Erol Günaydın, Haldun Taner, Ney Metin isimler şimdi Akpınar, Zeki bak değil mi? Demirkerek. Erol Günaydın, Haldun Taner isimlere bak. Evet. Şimdi hatta ben İstanbul Çevre Tiyatrosu'nda Kocaman Soğukpaşa'da da bir yarım sezon misafir sanatçı olarak oynadım. O zaman rahmetli Sadri Alışık vardı. İşte Fosforoğlu, Enis Fosforoğlu, İlhan Hanım, İlhan Çolpan. Yani onlarla bir arada olmak bile bunun ne demek olduğunu ancak siz hissedebilirsiniz. Herkesin bu şeyi hissedeceğini düşünmüyorum. Şimdi aynı şekilde de ben söyleyince sanki şey gibi oluyor. Efsane bir şey yaşanmış gibi oluyor ama biz böyle yaşadık, böyle gördük. Şimdi bu kadar ilgisizliği bir türlü aklım almıyor. Aynı şekilde ben de böyle online ders vermeye çalışıyorum. Aynı şikayetleri ben de daha farklı olarak söyleyebilirim. Ferhan Şensoy'a gelince Ferhan Şensoy tüm bu saydıklarımın içinde elit bir yer kaplayan oyuncu, yönetmen, ve farklı düşüncelere sahip olan bir insandı bana göre o dönemle ilgili. Kimle mukayese edebilirim dersen kimseyle mukayese edemem çünkü yok. Emsaliyet olan Evet, bir yaslayacağımız çok nevi şahsına münhasır birisi.
Kıyaslayacağımız birisi yok. Şöyle belki kıyaslayabiliriz. Mesela bir, bu benim kişisel görüşüm. Bir İngiltere için Shakespeare neyse, onu İngiltere'de kıyaslayacağımız yazar yok. Bir dönemin, bir devrin başlangıcıdır Shakespeare tiyatroda, İngiltere ve dünya tiyatro tarihi için. Ferhan da rahatlıkla Türk tiyatrosunda kendine münhasır bir devrin başlangıcıdır. Evet. Geleneksel Türk tiyatrosunun işlemesine rağmen onu modernleştirmesi, sentezlemesi, şusu busu. Yani evet, iyi bir oyuncu, iyi bir yönetmen ama bence yazar olarak çok büyük bir çığır açtı. Çok enteresan bir yazar yani. Çok çok inanılmaz bir dili var. Hocam ekol olarak da yeni bir ekol türetti. Yani ve az da eleştiriliyor da biliyorum o zaman. Ekol türetti ve dışlandı da bir ara. Hatta o zaman belki bilemeyebilirsiniz ama her oyunda sivil polisler. İlk önce onlar gelir. Taraflara yerleşir veya sağa sola yerleşir. Ama böyle müre gibi, yani bir av müresi gibi kendilerini de belli ederler. Bence biraz da şey oldu. Bu konuda önü kesilmek istendi diye düşünüyorum. Çünkü askeri yönetimden sonra biraz da böyle önü kesildi bana göre. Şimdi şeyi izlemiş olan, oyunu izlemiş Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı, yani bu bir öngörüye bakar mısın? Şimdi aynı şekilde olmuyor mu? Adam bunu kaç senesinde yazdı, işledi, oynadı. İşte evet. Arkadaş dedi ya, poşeti parayla satın alacaksınız. Evet, öyle oldu. Gibi. Evet. Ne öngördüyse çıktı sonuçta. Bunu başka nasıl anlatabilirdik ki insanlara? Yani evet. Böyle anlatmayı tercih etti. Evet. Ben sizi de bekliyorum hocam. Teşekkür ederim ayrıca. Rica ederim hocam. Ne demek? Her zaman. Evet. Filiz Hanım buyurun. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Öncelikle yazdığım çeteye hakikaten hakkınızı helal edin. Zaman çok değerli bir oldu. Şöyle söyleyeyim, aslında seneler önce Ferhan Hoca'nın bu oyununu izlemiştim, tabii video olarak izlemiştim. Ama tabii dürüstçe söyleyeyim, ödevimi yapmadım, notumu tutmadım. Fakat şöyle bir yorum yapabilirim. Demin arkadaşımız bahsetti. Amerika ile Türk toplumu arasındaki zaten en önemli ayıraç, Amerika bir milletten oluşmuyor. Bir millet olgusu yok Amerika'da. Bu pandemi döneminde bir arkadaşım bahsetti. Amerika'da yaşayan bir arkadaşım. Ya sokakta gidiyor ve kimin ayakta tutan bu. Bizim kuşumuz rahatsız olsa bir tas çobanı da alıp gidiyoruz. Ya da hakkını soruyoruz. Evet. Yani biz milletçe var olduğumuz için evet, geliyor. Sesiniz gitti Filiz Hanım. O zaman siz sorunu halledene kadar Fadime Hanım'a söz hakkı verelim. Fadime Hanım buyurun. Evet, bulundum. Evet Fadime Hanım buyurun. Buyurun Fadime Hanım. Sesiniz kapalı. Geliyor mu? Geliyor şu an. Şimdi geliyor. İyi akşamlar hocam. Telefonun şarj soketi bozuldu ve üst komşudan laptop aldım. Sırf sizin bu yorumlarınızı kaçırmak istemedim asla. Vay estağfurullah. Özellikle çok teşekkür ederim. Böyle bir başyapıtı izleme şansım oldu. Çünkü şu anki yaş kategorim dijitalde dizi film bitirdiği için ben böyle bir şey izlemek açıkçası beni çok mutlu etti. Şöyle bir şey diyeceğim size. Ben izleyince benim aklıma o geldi. Ben üniversite açık öğretim okuduğum için bana
evde işte ders verme, özel ders verme gibi bir şansım oldu çocuklara. Sonrasında da şey oldu, tabii bu özel okullar fazla artınca oraya alma gibi bir konu oldu. İzleyince aklıma kendi yaşadığım bu durum geldi. Fadime Hanım, internetinizde bir sorun var galiba. Merkezde bakkal durumunu bu şekilde çağdaştırdım biraz da. Bir sıkıntı var sanırım internette. Sanırım hocam. Bizden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben sizin de duyabiliyorum. O zaman o internet düzelince devam edelim. Tabii hocam. Filiz Hanım'a söz hakkı verecektim. Onun biraz yarıda kaldı bildiğiniz üzere. Filiz Hanım, hallettiyseniz buyurun sorunu. Tekrar merhaba. Bulunduğumuz bölgede hep internet sorunu var. Yani dakika başı internet sorunu yaşayabilirim hemen. Amerika'da millet olgusu olmadığı için bir sürü sorun yaşanıyor. Yani bu tarz sorunlar. Bizdeki millet olgusu tabii bizi ayakta tutan olgu. Şeyden bahsettim, Amerika arkadaşım dedi ki bu pandemi döneminde filiz dedi, insanlar patır patır yerde yatıyor, ölüyor, kimsenin dönüp baktığı yok. Fakat biz komşumuz rahatsız olsa bir çorba tasımız ya da haline hatırını sorma, bizi ayakta tutan değerlerimiz diye düşünüyorum. Evet, bravo. Evet. Söyledim. Tamam. Hocam, Fadime Hanım da sorununu hallettiyse o da cümlesi tamamlasın. Sonra isterseniz sizin yorumlarınıza geçelim. Tamam. Buyurun Fadime Hanım. Çok anlaşılmadı az önce söyledikleriniz. Kusura bakmayın. Yok, önemli değil. İnternette bir sorun var. Galiba o yüzden yani şu an bende ses biraz büyük ölçü gidiyor. Geliyor mu şu an peki? Şu an net, evet. Şu an iyi, evet. O yüzden hocam yani en son dediklerim anlaşıldı mı bilmiyorum ama ben özel ders verirken bir yandan da dershanelerin benden o çocukları alması beni bakkalla süpermarketle karşı karşıya yani aynı durumu yaşatmış gibi oldu. Öyle bir durum söz konusu oldu. İzleyince aklıma direkt o geldi. Çok güldüm izlerken de. Bir de mesela şey konusunda aşırı katıldım. Çok güzel söylemişti. Ferhan Usta söylemişti galiba. Etleri en dibe en gizli yere koymalıyız ki etlere varana kadar insanlar işte işe ihtiyacı olmayan her şeyi alacak diye. Gerçekten de öyle. Markete gittiğimizde annemle biz ihtiyacımız olanı alana kadar ihtiyacımız olmayan ne varsa zaten oradan seç beğen dolduruyoruz. Ferhan Usta'nın gerçekten söyledikleri muhteşem. 21. yüzyılda eşdeğerdi yani. Benim de söylediğim evet. Buraya kadardı hocam. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Rica ederiz. Evet. Bitti yorumlar. Şimdi arkadaşlar, tabii arkadaşınızın kendinden bir şey bulması iyi olmuş. Burada tabii ki sinemada bile anlatırken karakterlerin, isimlerin aslında metaforik bağlamda bir şey yansıdığını, mesela bir filmdeki oyuncu aslında bir devleti mi, bir toplumu mu, bir ahlaki olguyu mu yansıtıyor diye tartışırken nereden alıyor bu özelliğini, bu dramaturjik metafor özelliğini? Annesinden. Kim annesi? Tiyatro. Tiyatro zaten bunun üzerine inşa edilmiş bir sanat. Yani tiyatroda izlediğiniz karakterler, hatta bırakın karakterleri, dünyanın en rafine, en zor edebi yazımından bahsediyoruz. O repliklerin hepsi bile bir şey anlatıyor. Hepsi. Onun için size dedim ki, oyun daha başlamadan, oyun öncesi seyirciyle olan konuşmasıyla bir tiyatro. Dolayısıyla orada bile her replikte bir şey vermesi lazım bize tiyatrocunun. Mesela İroniye bakar mısınız? Zaten ironi ve mizah kültürü, mizah folkloru dediğimiz olayda Ferhan inanılmaz ön planda bir adam. Ferhan Şensoy. Yazım dili, konuşması hep
gerçek mizah üzerine kurgulanmış. Durum tespiti yapmak, herhangi bir taraf olmamak, o güçleri eşit çatıştırmak ve bu durum tespitinden seyirciyi dikkat, özleştirerek değil, yabancılaştırarak dışarıdan seyirciyi yabancılaştırıp kendini izletip gülmesini sağlamak. Mizah budur. Aynı olayı özleştiğiniz zaman, içeriye girdiğiniz zaman da dramatik tiyatro diyoruz. Daha ötesi tragedya. Seyirci içselleşip katarsis. Aristo buna katarsis diyor. Duygusal, olgusal, felsefi boşalımdır katarsis olmak. Mizahta ise olaya rasyonel, akılcı da yaklaşıp, duygusal da yaklaşıp, durum tespiti, eleştirel bakabilmek, ülkemizde eleştiri ve eleştirel bakma çok değişti. O da çok dejenere oldu. Eleştiri ne demek acaba? Eleştirel bakmak, tahlil edebilmek, teşhis koyabilmek ve onu yabancılaşıp sanki kendisinin değil de başka bir hikayeyi izleyip oradaki eleştirel durumu tespit etmek ve oradaki karakterin düştüğü yanlışı, tırnak içerisinde aptallık, salaklık, enayilik diyeyim, ona verdiği tepki ancak gülmek. Güldürme kendine diyoruz mesela, güldürme kendine. Şimdi burada o zaman bakkal kim arkadaşlar? Süpermarket kim? İki, içinizde İngilizce öğretmenleri var ya da dil edebiyatı okuyanlar. Evet, arkadaşınızın bir tanesi İngilizce kısmını iyi şey yaptı. Şimdi tiyatroda her replik, her sahne, her aksiyon, her eylem bütünsel temayı, bütünsel dramaturjik olguyu desteklemek, onu anlatmak farklı formlarda onu anlatmak zorundadır. Sadece replikler, oyun, rejimi? Hayır. Işık bile, dekor bile, her şey arkadaşlar. Şimdi biz burada oyunun tarihine bakalım. 1990. Folklorik bağlamda ulus devlet kimliğinin, modernizmin bitişi, artık şeyin tohumları atılmış, bilgi çağının, information age'in ya da dijital bugünkü çağın, o gün için bilgi çağı diyelim. Ve postmodern başlamış. Bakın modernizm bitiyor, postmodern başlıyor. Modernizm neydi? Ulus devlet anlayışı. Ulus devlet ne demek? Ulus kimliği, ulus folklörü. Postmodern ise ulus folklörünün, ulusal kimliğin artık bitişi, international dediğimiz uluslararası kültürlerin bilhassa bilgisayar yoluyla, hızlanan dünya yoluyla, iletişim araçları yoluyla birbirleriyle melez olma, birbirleriyle karışma dönemine doğru gidiş yapıyoruz. Bakın bu melezleşme, bu karışma zurnanın si bemol sesi gene burada. Bu melezleşmeler, bu karışmalar olacak. Dünya tarihi boyunca üretim ilişkilerini anlatırken bunu anlatıyordum size. Hatta olmalı ki yeni yaratımlar, yeni ürünler ortaya koyabilirim. Fakat nasıl olacak? Kim yapacak? Nasıl yapacak? Şimdi burada karşımıza iki tane metafor, anekdot çıkıyor. Bir, üretim iklimine haiz bir folklor. Bir de bizim gibi neydi belirsiz, sürekli alan ve tüketen bir ulusal kimlik var. Bu sizin folklorik bağlamda baktığınız zaman bu oyun tam da bunun en sert resmidir arkadaşlar. Dilinizi başta en kutsalınız, yani bir toplumun ulusal kültürü, ulusal kimliğinin omurgası ne dersek, burada 100 kişiden 99'u tartışmasız
dil der. Önce dilinizi yıkacak diyordum ya size, örnek veriyordum. Kafayı sıyırmak, beyin yakan sorular, hocam error. Bu oyun artık error'a doğru giden kısmı bize anlatıyor. Ve onun için ironik, bu şekilde eleştirmek için Ferhan, Türkiye'nin yeni beyaz yakalılarını, yeni yöneticilerini, 90 sonrası yeni jenerasyonun hangi dili kullandığını bilmeden hem de bilmeden anlatmak istiyor arkadaşlar. Mesela artık konuşurken şunu çok duyuyoruz. Geçen arabaya bindim, markete gideceğim. Birden karşıma bir kadın çıktı. Off the record bir şekilde ne yapıyorsun dedi bana. Mesela bakın, kurduğum cümlenin arasına off the record giriyor. Şu an çok kullanılan bir şey. Ve şok olmak eskiden gelen bir şey. Artık o biraz şoke de oldu. Yani tam da ferhanlık malzeme. Şoku bırak, şoke. Ne demek bu? Artık Türkçe ile aldığınız terimin İngilizce olması önemli değil. Sizde çağrıştırdığı anlam önemli. O anlamın yan yana yapışması arkadaşlar. Şeydeki internet dilindeki, bilgisayar dilindeki hepimizin mail adreslerinde yazdığı meşhur et var. Onu alıp artık şeylerde kullanmamız. Sonu etle biten market isimlerinde, dükkan isimlerinde kullanmanız mesela. Ya da köşe, Ayşe gibi Türkçedeki Ş harfiyle E harfinin yan yana geldiği kelimelerde onu mesela Ayşe yerine Ay, İngilizcedeki she'yi kullanıp, tamam mı, yapıştırıp Ayşe butik. Çok gördüm mesela bu şekilde kullananları. Onun için oyunda, dilde repliklere bakarsanız ara ara ironik, eleştirel İngilizce kelimelerinin koyulmasının, karakter isimlerinde de bir şey anlatılmaya çalışıyor. Hatta açıklıyor bile. Mesela işte Amerika'da bir New York var, değil mi? Şimdi defa şunu iyi düşünün tarihsel bağlamda. Amerika'daki şehrin adı neymiş? Eyaletin adı New York. Hepimiz biliyoruz. Ne demek New York? Türkçesi Yeni York demek arkadaşlar. Yeni York City, Yeni York şehri. Tamam mı? Mesela Güney Kore'ye gidin, New Seoul vardır. Başkent, Yeni Seoul. Bu eski Seoul de var demek. O zaman New York'sa bu eski York da var demek. York şehri. Neresi bu eski York? Biliyor musunuz? İngiltere'de York City var arkadaşlar. İngiltere'de. Dolayısıyla ben size bir şey söylemiştim. Amerika'yı İspanyollar, Portekizler keşfetti, değil mi? O gemiciler. 100 yıl sonra İngiltere'yi inşa etti. Köken İngiltere, zaten konuştuğu dil onun için İngilizce. Neden acaba? Acaba İspanyollar İngilizlere, ya biz şimdi böyle bir maceraya kalkışmayalım, yalap şalap yolda giderken şöyle bir yeri bulduk, gel burada medeniyetini inşa etme dediler. Yoksa mecburi bir geri çekiliş başka bir şeylerden dolayı. İngiltere'nin orada Amerika adında aslında bir İngiltere kolonisini inşa etti. Ve isimlerini verdi. Mesela Amerika'daki şehirlere baktığınız zaman, eyaletlere, şehirlerin isimlerini. New York, New England, Yeni İngiltere. Oradaki başka bir eyaletin ismi. Kökenleştirmek için Washington kurucusunun adı mesela. Bir ulus yaratılmaya çalışılıyor çünkü orada. Bakın, Amerika derken sıradan düşünmeyin arkadaşlar. İçinizde belki profesyonel uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih bilmem ne okuyanlar vardır. Onlar için de özellikle belirtiyorum. ABD'yi her zaman dünyanın ilk profesyonel manada düşünülerek kurulan devleti olduğunu unutmayın. Dünya tarihinde profesyonel manada düşünülerek kurulmuş ilk devlet budur.
Düşünülerek başka devletler de geçmişlerde kuruldu. Bu kadar profesyonel değildi. Bu çok kurumsal, çok profesyonel, çok hesap kitap yapılarak müthiş bir kümülatif, yani çoklu akılın devreye girerek inşa ettiği bir sistem. Zaman zaman sıkıntılar yaşadığı zaman da tüm dünyayı etkiledi. Devletler tarihine baktığınız zaman bir şekilde de sıyrılmayı becerdiler. Çünkü o yapı yıkıldığı zaman dünya bambaşka bir yapıyla yüzleşmek zorunda. Şimdi burada bakkal ulus devlet, modernizm. Bu ulus devletin içerisine modernizmden bahsediyorum. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ni. Fransa'yı bile alabilirsiniz. Almanya'yı bile alabilirsiniz. İtalya'yı bile alabilirsiniz. İspanya'yı bile alabilirsiniz. Rusya'yı zaten alın. Tamam mı? Buradaki süpermarket başka bir şey. Bu 90'larla beraber gelen postmodernizm, küreselleşme ve onunla beraber değişen insan ilişkileri, değişen insanın tüketim alışkanlıkları, değişen insanın fiziksel manada da eğitim alışkanlıkları değil, ulus kimliği aidiyeti, ulus kimliği aidiyeti, bulunduğum coğrafyanın insanıyım deme güdüsündeki değişim. Efendime söyleyeyim, o zaman insan bu kadar değişiyorsa tüm folklor değişmek zorunda. Gastronomisi değişti mi? İyi bakın 90'larla 2020'nin Türkiye'sine. Yeme içme alışkanlığımız. Bakın, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunlara hep not alın arkadaşlar. Bunlar sizin karşınıza ben kendimi palazlamak ya da PR yapmak için anlatmıyorum. Yönetmen olarak yorumlarım bunlar. Yarın filmlerimde, belgesellerimde karşınıza çıkacaktır. Yönetmen bir şeyleri görüp onu anlatmak ister. Derdi hep odur, sancısı. Bunları tartışmanızı istiyorum. Ve benimle birebir iletişime de geçebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, fazla değil. 20 yıl öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen hemen her yerinde, İstanbul dahil, İstanbul'un çok cüzi yerleri dışında, İstanbul'un büyükçe alanları da dahil, bir defa gece yemek yeme kültürü yoktu. Bunu insanlık tarihinin başlangıcına kadar götürebilirsiniz. İnsanlık, dünya tarihinden bahsediyorum size. 20 yıl önceye kadar gece yemek yeme kültürüne haiz değildi. O zaman bizler bilinçaltımızda zaten yemek için yaşıyorsak, anatomi ve biyolojideki sizin hormonlarınızı, sizin düşüncelerinizi, sizin impuls nöron sisteminizi, sizin sinirlenme, heyecan, cinsel ilişki, evlilik, her şeyinizi belirleyen anatomik, biyolojik dediğimiz yapıdan bahsediyorum. İnsan ne yapardı? Diyelim 100 yıl öncesine kadar sabah ne zaman yiyeceğini, öğlen ne zaman yiyeceğini, akşam ne zaman yiyebileceğini en fazla kestirebilip biyolojik anatomik yaşamını, gastronomi ilişkilerini, yemeği üretme ilişkisi, tüketme saatlerini ayarlayan bir insandı. Bir de bu yemeğe geç ulaşabilen bir insandı. İnsandan bahsediyorum. Yemeğe ulaşma saatiniz çok önemli arkadaşlar. Ulaşma saatiniz. Bunu tıpkı şey gibi düşünün. 20-25 yıl önce bir tişörte, bir ayakkabıya ulaşma saati çok ince ama çok önemli bir detay tüm ilişkilerde. Özellikle Nisa için önemli bir detay çünkü o malzeme bilincisi. Ulaşma saati, bir şeyi satın almanız, üretiminiz, hadi geçtik onları. Ulaşma saati, evden çıkmak, belirli bir gün belirlemek, o günün belirli saatini belirlemek. Bakın, yaşam dizayn ediyorsunuz. Dükkana gitmek, oradan o ayakkabıyı almak, eve gelmek. O ara kurduğunuz ilişkiler. Arabayla gidiyorsunuz, arabaya. Benzini biter, petrole. Benzin doldur, para ver. Bakın, sizin verdiğiniz parayla o benzinci gidecek çorbacıya. Aynı parayı çorbacıya verecek. Çorbacı o parayı alacak, gelecek pazara, domatesciye. Aynı para dolaşıyor. Aynı para. Ama herkese bir ciro yaptırıyor. Biz buna iktisatta likidite diyoruz. Likidite nedir derseniz budur arkadaşlar.
piyasada dolaşan para azdır. Bunun yaptığı çarpan çoktur. Ders ekonomiye geçti ama bütün hepsini birbirine bağlayın diye anlatıyorum bunu. Zannetmeyin ki bütün hepimizin yaptığı ciro kadar piyasada para var. Aslında aynı para var. Burada mesela 10 kişiyiz. Onumuzun da ayrı bir işi var. Benim cebimde 10 lira var. Ben bu 10 lirayı Nisa'ya veriyorum, muayene oluyorum. Nisa doktor. Nisa aynı 10 lirayı, alıyor, bakkala veriyor, yemek yiyor. Çünkü bir şeyler alıyor. Bakkal 10 lirayı lokantaya veriyor, yemek yiyor. Lokanta 10 lirayı alıyor ayakkabıcıya. Ayakkabıcı alıp doğalgaz faturası ödüyor. Doğalgaz faturası, yani 10 lira bütün bizim 10 farklı insan olup da bir araya gelip de mahalle, toplum, halk dediğimiz insanların, dikkat edin, niceliksel değil, niteliksel dediğimiz ihtiyaçlarımızı götürüyor. Hocam, peki bir 10 lira hepimizi böyle döndürüyorsa, hepimizi, neden o 10 lira tek birimize yetmiyor? İşte arkadaşlar, para karşılığında fiyat performans denilen likidite burada geliyor. 10 lira karşılığında toplumda karşılıklı takas, değer üretme takası hala devam ediyor. Yani Nisa bana doktor olarak muayene yaparken, tamam mı, bilgisini, tecrübesini aktarırken o değer karşılığı, o değerin karşılığını 10 liradan değil, başka bir insanın lokantasında ürettiği değer var, yemek. Onun karşılığında aslında bana bakıyor. Lokantacı da ayakkabı üreten adamın değeri karşılığında bana çorba veriyor, gidiyor oradan ayakkabı alıyor. Şimdi parayı çekin aradan. Herkes birbirine bir şey yaparak yaşadığını düşünün. Zaten öyle yaşıyoruz. Para nereden çıktı? Para bu değerleme dediğimiz sisteme sözde adalet getirip isim koymak, niceliksel değer koymak için ortaya çıktı ve icat edildi. Kağıt paradan önce de akçe vardı. Akçeden önce bilmem ne vardı. Şu ondan önce şu vardı, bu vardı. Lidya'ya kadar git. Fakat iktisat kanununun, fiziki kanunu gereği birbirimize karşı bir değer üretmeden boşa cepten yemek, hazıra da dayanmaz dediğimiz kısımla yaşayamazsınız. Mümkün değil yaşamanız. Bu birey olarak da, ulusal olarak da. İşte bir devlet de ulusal bağlamda tükettiğinden daha az değer üretirse bu takas kısmında sıkıntı yaşar. O zaman da zaten küresel ekonomiyle iç içe girmişiz. Daha az bunun dengelenmesi lazım. Para boşluğu affetmez. Nasıl dengelenecek? 2 sene önce 4 lira olan dolar bugün 8 lira olur. Bu ne demek biliyor musunuz? Alım gücünüzün, yani ürettiğiniz değer vardı ya, değer. Bu değerin yarı yarıya 4 lira ile 8 liranın arasında 2 kat. Siz ona 2 kat olarak bakmayın. 8 liranın yarısı 4 lira. O şekilde bakın. Alım gücünüzün, ürettiğiniz değerin niteliksel olarak fiyatının yarı yarıya düşmesi sizin de 2 kat ona bedel ödemeniz. 2 kat çalışmanız anlamına geliyor. Uluslar arası değer takas sisteminden bahsediyorum. Yani daha önce 4 liraya verdiğiniz bir yumurta bugün ancak 8 liraya 2 yumurtaydı ya, 4 yumurta üreterek bu tarafta aldığınız lastiği, donu, otomobili, evi karşılıyorsanız eğer, bu sizin 2 kat emek harcamanız, 2 kat fakirleşmeniz anlamına geliyor. Fakirlik kavramı da buradan geliyor arkadaşlar. Fakirlik paranızın olmaması değildir. Bunu sakın unutmayın. Fakirlik ürettiğiniz değerin ucuzlamasıdır. Ya da üretememe durumunuzdur. Onun için fakirsiniz. Şimdi burada enteresan bir ders işliyoruz. İktisada girdik. Nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Tamam mı? Burada arkadaşlar başka bir şey devreye giriyor. Hocam o zaman toplumsal fakirleşme buysa, hani üretimden uzaklaştık ya, değer koyamıyoruz ya karşılığında. Bunda siz hep diyordunuz ki yok oluş. Folklorik yok oluşa gelirsek işte. O zaman arkadaşlar karşınıza eğitim sisteminizdeki yok oluş, fakirleşme de çıkar. O zaman
evleriniz, yapılarınız, apartmanlarınız, gökdelenleriniz adını ne derseniz mimariniz değişir arkadaşlar. Fazla değil. Ankara'da 100 yıl öncenin mimarisine baktığınız zaman nerede olacak 100 yıl öncenin Ankara'da mimarisi? Tabii ki Ankara Kalesi Ulus çevresinde, 1. Meclis oralarda. Bir bakarsanız orada mesela Ankaralılar iyi bilir. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 1. Meclis binası, Ankara Palace Otel dediğimiz bina, Türkiye İş Bankası'nın bugün müze olan ilk binası. Sümerbank şimdi sertifikayı da oradan alıyorsunuz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBİ oldu. İstanbul'da yaşayanlar için konuşuyor. İstanbul zaten yani 5000 yıllık tarih, hiç girmeyeyim bile. Ama Kadıköy'deki köşkler, binalar, Osmanlı'dan kalan ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki devlet binaları. Mesela Kadıköy Rıhtım'da Halyon Taner sahnesi olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun bugün tiyatro binası olarak kullandığı binaya bakın. Ankara'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne, opera binasına. Şimdi buradaki mimarideki özen, içimizde mimar da var, daha iyi bilecektir. Mimarlık aslında bir kültürel olgunun, bir insanın kültürel mirasının, hep size anlattığım bütünsel folklorun, hani Sokrates diyordu ya, konuş kim olduğunu söyleyeyim. Mimarlık yapı üzerinden bunun somut yansımasıdır. Mimarlık bir resimdir. Resime baktığınız zaman ressam bir şey anlatıyor. Mimari eser bir tiyatrodur. Size bir şey anlatır. Bir durum tespitidir. Ve siz onda işte Türk mimarisi, Rus mimarisi, İngiliz mimarisi, demek aslında Rus tiyatrosu, Türk tiyatrosu, İngiliz sineması demektir. Yani o birikmiş kültürel mirasın yapı üzerinden yansımasıdır. Orada o ülkenin o mimari esere bakarak giyimini, kuşamını, geçmişini, destanını, yemesini, içmesini, her şeyini, çelişkilerini, çatışmasını, en önemlisi coğrafi özelliklerini, iklimsel özelliklerini, çok önemlidir. Soğuk bir coğrafya mı? Ona göre bir mimari yapılır. Sıcak bir coğrafya mı? Bütün her şeyini oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar, o eserden. Şimdi buradan şeye geçersek, mesela karakter isimlerini, dilin değişimiyle ilgili örnek vermiştim. New York. Adamın adı ne? Dal York. Tamam mı? Argo folklörüyle, argo mizahıyla sizi bir şeye yönlendiriyor. Dolaylı bir şeye düşündürüyor. Oradaki adamın oynadığı karaktere bakarsanız, yani tenzih ediyorum, bir şeyi de hayvana benzetmek çok güzel bir şey değil ama şeyimize, jargonumuza, argomuza da giren bir örnekten bahsedeceğim. Hani onun bunun köpeği olursun ancak sen derler ya, niye böyle derler? Köpek git şuraya dersin gider sorgulamadan, yat dersin yatar, kalk dersin kalkar. İnsan olarak oraya benzetiyoruz. Yani karakter, onur, duruş, herhangi bir şey sergilemiyorsun. Farkındaysanız oradaki adam öyle. Yüzüne küfrediliyor, onu bile bir görev sayıyor. Dolayısıyla Ferhan da dönemin yeni yeni çıkan argo betimlemesi olan Dal York kelimesini kullanıyor. Karakterin ismi o. New York, Dal York oluyor. Diğer karakterlerdeki isimler de öyle. Yani oyuna başlar başlamaz arkadaşlar, anonsta şöyle bir kelime var. Bir defa bu üretim ilişkileri ve teknolojiyle ilgili, demin sabahtan beri anlattığım gevezelikle ilgili, Ferhan seyircisine bir tokat atıyor. Nedir o tokat? Yıl 1990. Bilinenin aksine Türkiye'ye 80'li yılların sonuyla beraber ilk cep telefonu kavramı, şöyle kablolu ve uzun cep telefonları vardı. Japon merkezli geliyor. Bu Nokia Finlandiya merkezli 92-93'lerle geliyor. Zaten ülkemizde 92'nin sonu 93'ün başında Turkcell'le ilk defa resmi olarak cep telefonu kavramıyla karşılaşıyor. Aldığınız telefonun Japon malı olmasının sizin cebinizde tiyatro izlerken taşıma özgürlüğü size sağlamaz.
Şimdi burada belirli bir sınıfsal eleştiri var arkadaşlar. Bir de dönemi itibariyle yani 90'larda Türkiye'de belki 10 tane. Gerçekten sayıyla 10 tane cep telefonu var 1990'da. Belirli devlet yöneticisindedir. Bir de çok önemli iş adamındadır. Çünkü Türksel Müksel henüz yok ya. Başka bağlantılarla görüşüyorlar. Şimdi bir o var. Bir orta sınıf beyaz yakalı dediğimiz sınıfa bir eleştiri geliyor. Uyarırken diyor ki bakın lütfen demiyorum, üzerinize alınmıyorsunuz lütfen dediğim zaman. Şimdi lütfen kime denir? Tamam mı? Yani bir şeyi rica ediyorsunuz ya, işte lütfen şöyle yapmayın, lütfen çöp atmayın, lütfen çimlere basmayın, lütfen denizi kirletmeyin, lütfen sıraya girin. Tamam mı? Bu bir bizim davranış biçimimiz. Bakın folklor geliyor burada. Bu adam da diyor ki lütfen demiyorum, lütfen dediğim zaman üzerinize alınmıyorsunuz. Tamam mı? Onun için lütfen denizi kirletmeyin, denizin içine bilmem ne yapmışız. Demek ki lütfen demeyeceğiz. Başka bir dil diyeceğiz. Ulan dal yok. Lütfen demek yerine belki bilmiyoruz. Böyle bir eleştiri geliyor yani. Daha oyuna girmedik. Oyun öncesi bütün tiyatrolarda yapılan güya bir konuşma. Tamam mı? Bizim devlet tiyatrosu resmi kurum olduğu için, resmi kurum olduğu için devlet tiyatrosu yani. 10-12 sene önce, 10 sene önce şöyle bir jargon geliştirmiştik. Bu bile gene duvarların yıkılması, belirli kurumsal yapının yıkılmasıydı, devrimdi yani. Seyirciyle böyle iletişime giriyorsunuz, zırt diye oyun başlamıyor. Değerli seyirciler, oyunumuz başlamak üzeredir. Cep telefonlarımızı kapatalım. Buraya kadar tamam. Sonradan devlet tiyatrosu çok büyük bir cesaretle şöyle bir replik daha ekledi. Cep telefonlarınızı sessize almak demek, kapatmak demek değildir. Böyle bir şey geliyordu. Eleştiri bağlamında uyarı geliyordu arkadaşlar. Şimdi niye böyle bir şey var arkadaşlar? Çünkü tiyatro dediğim gibi sahnede sadece oyuncuyla, ışıkla, dekorla var olabilen bir öge değildir. Bugün boş bir sinema salonuna girin, eviniz gibi düşünün. Televizyonu açın gidin. Televizyon elektronik bir aygıttır. Zannediyor musunuz televizyon gösteriyor sinemayı ya da filmi? O ekranı böyle kırın, açın. Şimdiki ince LED ekranları. İsterse tüplü televizyon olsun. Teknoloji aynı. Küçük mikro işlemcilerin pikseller aracılığıyla, tamam mı? Elektronik şeyden gelen enerjiyi lazere döndürüp, lazerden renklere verip size verdiği bir teknolojik aygıttır o. Onun verdiği biteli yıllar olmuştur. O film çekilmiştir, bitmiştir. Onu çekenler, bitirenler yaşıyorsa yaşıyor, öldüyse öldü, çoluk çocuk sahibi olduysa oldu, başka bir dönemde, başka bir coğrafyada, başka bir şehirde yaşıyorlar. Tiyatro eş zamanda, canlı, yapanla izleyenin karşılıklı etkileşimiyle olan çok enteresan bir sanat. Çok enteresan. Resim tabloyu yapar, sergiye gönderirsiniz. 100 yıl geçer. O eser başka anlamlar ifade eder, başka kuşaklar gelir, başka mekanlarda onu görür. Heykel aynısı. Bilmem ne aynısı. Müzik, ona bile şimdi bak müzisyenler döndü dolaştı bize, tiyatroculara. Yahu biz buna ne diyelim? Konser kısmı yemiyor. Dedik ki, hadi neyse bizim köye tekrar geldiniz. Anlatalım. Performans diyeyim. İcra diyeyim. Şimdi müzisyenler bu terimi kullanmaya başladılar. Kayıt başka bir şey. Performans başka bir şey. İcra başka bir şey arkadaşlar. Tiyatro canlı oyuncusu ve seyircisi ile karşılıklı etkileşim halinde olan bir temaşa, bir paylaşımdır. Onun için
Onun için ki ben bir yönetmen olarak seyirciye seyirci bile demiyorum. Ben mesela böyle bir radikal söylem sürekli kullanıyorum. Seyirci aslında pasif oyuncudur. Köy seyirlik tiyatrosunda şöyle bir özellik vardır. Meydan tiyatrosu dediğimiz tiyatro, köy meydanında, köy odasında şurada burada oynanır. Şimdi çocukların parktaki evcilik oyunları gibi düşün. Köylerde, köy seyirlik oyununda izleyici oyunu bilir. Metnini de bilir. Ne bilmesi yahu? Geçen hafta da oynamıştır. Ya Rıza, ya Salih emmi, gel işte Mehmet emmi de bugün sen oyna. Dolayısıyla bunlar hem biliyorlar oyunu, hepsi oynamışlar sırayla. Sadece güne göre roller değişiyor. Ya da bazen derler, ya en iyi sen oynuyorsun. Bugün misafirimiz var, bilmem ne köyünden geldi. Tamam mı? Sen oyna ki daha iyi olsun. Onun için bir köy seyirlik oyununa çok benzer aslında bildiğimiz şu anki salonlardaki modern tiyatroda. Seyircisi bilse de bilmese de metni, tıpkı oradaki oyuncu seyirci gibi, oyuncu seyirci diyoruz ona, aslında pasif oyuncudur. Çünkü ikisi beraber ancak o ritüeli, atmosferi ve büyüyü yaratabilirler. Onun dışında arkadaşlar, oyun ne kadar hazır olursa olsun, oyun ne kadar hazır olursa olsun, seyircisi sahnede oynadığımız zaman biz buna prova diyoruz. Hatta tiyatrocular olarak ona da bir isim bulduk. Yani seyircinin karşısına çıkabilecek düzeye geldiği zaman seyirci yoksa genel prova diyoruz arkadaşlar. Oyunu hazırlama provası değil, oyun bitmiş, oyun provası. Genel prova diyoruz. Bir oyun ancak kör topal, aksak, tamamlanmamış da olsa biz ona oyun diyeceksek buradaki oyuna hayat olarak bakın. Yaşam seyircisiyle var olur. Neyle? İnsanla. Neyle? Etkileşimle. Beraberce. Onun dışında arkadaşlar tırıvırı. Onun dışında tırıvırı birbirimize yaptığımız kör sağır birbirine ağır. Şimdi böyle bir dili var oyunun. Bu oyuna tekrar dönersek. Burada ulus devletin dedik. Ulus devlet kimliği, ulus folklorunun bittiğini yerine süpermarket dediğimiz küresel folklorun, postmodern folklorun iç içe information age, bilgi çağının geldiğini görürüz. Ha bu dille ilgili bir şey daha diyeceğim. Mesela Ferhan Şensoy'un gene dille ilgili dilimizi kaybediyoruz aslında. Besalaklar farkında değil misinizi eleştiren bir kitabı var. Kitabın ismini söylüyorum size. İngilizce bilmeden, kitabın adı bu. İngilizce bilmeden hepinizi I love you. İsmi bu. Şimdi burada müthiş bir gramer, dil bilgisi eleştirisi var arkadaşlar. Farkındalık eleştirisi var. Yani niye? Çünkü bizim stadyumlarda futboldan bahsediyorum. Stadyumlarda güya gelen başarılı yabancı futbolcu Türkçe bilmiyormuş. Ona İngilizce anlatmak için yabancı ya. Yabancı kime denir arkadaşlar? Farklı bir folklörden gelen kişiye denir. Yabancı olduğu için ona şöyle bağırıyor stadyumlardaki taraftarlar. Diyelim Galatasaray'da bir ara çok meşhurdu. Hacı diye bir topçu gelmişti. George Hacı, Roman bir topçu. Buradan bizim taraftar bağırıyor. I love you Hacı, I love you Hacı. Kimse o futbolcu. I love you Alex. Fenerbahçeli bağırıyor. Yani şimdi dilin ne olduğuna dönelim. Şimdi Türkçe'de biz karşımızdaki kişiye seni seviyorum deriz. Karşımızdaki kişiye. Dolayısıyla bir mesela insan sevgilisine ya da sevdiği insana şunu demez arkadaşlar. Son dönemlerde mizahi olarak denmeye başlandı. Mizahi. Seni seviyorum Nisa deneyiz arkadaşlar. Seni seviyorum dediğimiz kişi zaten Nisa'dır karşımdaki kişi. Dolayısıyla İngilizce'de de İngilizce bilmeden anlatayım. Ferhan Şensoy'un deyimiyle.
I love you'da zaten başa I, özneyi koyup you betimlemesini de sona koyduktan sonra İngiltere'de, Amerika'da İngilizcenin konuşulduğu ülkeden bahsediyorum. Fransa'da I love you George, I love you Michael, I love you Susanna denme. Böyle bir kelime yok yani. Böyle bir terim yok. Ama biz bunu zaten bilip bilmediğimiz için değil, ona, o I love you Alex dediğimiz adama yabancısın, seni sevdiğimizi, sevgi temini belirttiğimizi anlatmak için kalıplaştırıyoruz. Yeni bir dil yaratıyoruz yani. Bu yeni yaratılan dilin de yaratılırken, üretilirken ham maddesi biz olmadığımız için alıp koyuyoruz. Alıp koyuyoruz. İşte o köşe, et gibi falan gibi off the record bir mesele. Bu de facto bir şey hocam. Ne demekse o de facto? Çok kullandığımız bir şey mesela. Anladık. Kendiliğinden demek istiyormuşsun. Kendiliğinden de neden de facto diyorsun? Bu diyenin suçu değil. Bunları eleştirirken de yanlış yapıyoruz. Süpermarketlerin açılması, bakkalların buna direnememesi, iktisattan bahsettim sabahtan beri. Olması gereken fizik kanunu. Yani süpermarket sürecine giden, dönüşen bir dünya var, değil mi? Bir havuz. Havuzun içinde her şey oradan alacağım ben. Ve şu kandırmacayla bakkaldan ucuz. Nasıl ucuz? Çünkü bütün malları toptan aldığı için daha ucuza verecekmiş. Bakkal daha işte aracılardan aldığı için pahalıya veriyormuş. Ya da oyunda da anlattığı gibi bir malı bir adam bakkaldan ekmek, deterjan, şubu alır. Kasaptan et, bilmem nereden, manavdan sebze. Hem onlara zaman harcar, ondan çık ona gir, ondan çık ona gir. Hem de sen hepsini arama buradasın. Bir tanesini mahsustan ucuz göster, öbürlerinin fiyatına bile bakmaz. Diğerlerini yükselt, totalde havuz hesabında gene karlı edersin gibi. Şu an marketler çok yapıyor onu. Satış var. Fakat biz burada hem bir sanatçı olarak hem de bir durum tespiti, folklor bilimcisi, artık adına sosyolog bilmem neyse artık ilgi alanlarınız. Bakış açınızda ne bakkalı suçlayın ne marketi suçlayın. Buradaki değişim dönüşüm ilişkilerine iyi bakın arkadaşlar. Süreçlerin nereden nereye geldiğine. Mesela Filiz Hanım'ın bir lafını çok sevdim. Şu Amerika bir milletten oluşmuyor. Daha oluşumunda daha embriyoyken İngiltere tarafından DNA'sı ekildiği zaman tohum olarak orada çıkışı, büyümesi, devletleşmesi, kurumsallaşması sürecinde bir defa millet değil. Kırkambar bir yapı. Dolayısıyla yani ulus devlet değil. Bugün Amerika'nın ağzına pelesenk olmuş ulusal çıkarlarımız sürekli söylenmesinin alt metnindeki mesele budur. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi katır hayvan, annesi at katırın, babası da eşek. Ve bu eşekle atın çiftleşmesinde katır dediğimiz tür ortaya çıktı. Doğal bir tür mü? Hayır. İnsanlığın icat ettiği bir tür. Şu anda kobay fareler kadar olmasa da doğayla entegre olmaya çalışan bir hayvan. Fakat gene bizim halk edebiyatına, argo folklorine dönersek eşek enteresandır. Bazı yerlerde çok sevdiğimiz bir hayvan olsa da betimlemede, destanda, hikayede çoğu yerlere aşağılama ögesi çok yüksektir. Eşek herif, eşol eşek falan filan. Şeye sorarlarmış katıra. Baban kim? O da cevap verirmiş. Anam at. Ya kardeşim baban kim? Kardeşim anam at. Bir türlü demiyor babam eşek. Tamam mı?
Bunun gibi Amerika'da millet olmayan bir daha başlangıcında yapıldığı için habire herhangi bir şeyde ulusal çıkarlarımız. Ulusal, yani milliyetçiliğiyle, geçmişiyle, ulus olmasıyla, bilmiyorum Türkiye Cumhuriyeti kadar anlatan, propaganda yapan, övünen başka bir devlet var mı? Olmalı mı? Olmalı ama gerçekçi olmalıyız. Biz bile o kadar ulusal çıkar kelimesi kullanmıyoruz yani. Televizyonlarda, şurada, burada. Ama Amerika'nın bir tuvaletteki bir sifonun tamiratında bile ulusal çıkar çok önemli. Ona çok dikkat ediliyor. Bu hep o şeyi kapatma çabasıdır arkadaşlar. Amerikan sineması diye bir şey icat ettiler. Yeni yeni şimdi biraz kime ne anlatıyorsun eleştirisi gelince Afro-Amerikan müzik. Ne bu? Caz. Eskiden bu caz tamamen Amerikan müziği diye 50-60'lı yıllarda yutturuldu. Yutturuldu. Ve o kadar etik dışı, ahlaksız bir yutturmaydı ki, çünkü yutanlar da para karşılığı alayı Bal York'tu. Tamam mı? Cazı, caz tarihine baktığınız zaman, cazın müzikolojik tarihine baktığınız zaman başka ülkelere, bu ülkelerdeki Amerikan büyük şirketleri ve Amerikan büyük elçiliği tarafından girdiğini çok iyi görürsünüz. Başta Türkiye Cumhuriyeti. Akademik makalelere bakabilirsiniz. Türkiye'de caz tarihi diye bakın. Yani paranın, ekonominin, sermayenin o cazı o ülkede yayma çabası. Bir nevi Amerikan kültürünü anlatmak, var etmek, ispatlamaya çalışıyor. Amerika bunu ispatlamaya çalışıyor. Tesadüf mü zannediyorsunuz? 16. Akbank Caz Festivali. Ulan bu Akbank ne çok seviyormuş cazı ve müziği. 40. Garanti Bankası Caz Günleri. Tamam mı? Türkçede de şöyle bir deyim vardır. Çok gülerim. Diyelim bir kişi size konuşuyor, kafanızı ağrıtıyor. Laga luga yapıyor. Hani laga luga deriz ya. Deriz ki kardeşim caz yapma. Tamam mı? Şimdi caz yapma denen bir yerde sen sürekli 30. caz festivali, 50. caz yapanlara iyi bakın. Banka, büyük şirket, böyle bir hikaye var. Olmalı mı? Olmalı. Yani buna ben eleştiri, karşı çıkma anlamında değil. Size süreçlerden bahsediyorum. Niçin böyle gittiğinde. Bakın Ankara. Mesela bizde bir arkadaş var, tanışacağım, doktora mezunu. Bak çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Demin mimarlıktan bahsetmiştim ya. Şimdi Ankara'yı bilenler için konuşuyorum arkadaşlar. Ankara'da Çankaya, işte Kuğulu Park var. Gazi Osman Paşa falan fıstık. Meşhur Çankaya Köşkü'nün oralar. Buralar arkadaşlar başkent olması hasebiyle başka devletlerin büyük elçilik ya da konsolosluk binalarının yoğun olduğu bir bölgedir. Koca Çankaya ilçesinin bir bölgesidir. Yani aralarında yapışık ya da onar metre ya da yüzer metre yerine göre aralıklarla birçok büyükelçilik binası görürsünüz. Romanya, İtalya, İran, Japonya, İngiltere falan. Aklınıza kaç tane geliyorsa yani 80-90 tane büyükelçilik ve konsolosluk binası. Neden? Başkent. Başka başkentlerde de öyle. Fakat Ankara yeni kurulan Cumhuriyet döneminde, yani belki Londra'da da böyle mi bilmiyoruz, araştırmak lazım. Tarihsel şey daha uzun bir Ankara'ya göre başkent Londra. Fakat Ankara yeni kurulan yer olduğu için uygun yer oraydı. O zaman yeni Atatürk Bulvar denen bulvar geçiyordu. Bulvarın üstünde meclise, resmi ilişkilerde meclis binasına, şuna buna, Çankaya Köşkü'ne yakın olabilmesi için hepsini yanına bardak gibi dizdiler. İşte İsveç Büyükelçiliği'nden başlıyorsunuz, yan yana Alman Büyükelçiliği, İtalyan, Rus, Çek, Kore hep yan yanalar. Amerikan Büyükelçiliği meşhur gene orada. Şimdi 20. yüzyıl neydi?
özellikle Soğuk Savaş dönemi Amerika'nın güya Sovyet bloğuyla çatışıyor. Güya diyorum. Ama aslında arka planda sinema dediğimiz silahla başta aristokrasiden yeni sıyrılmış Avrupa'ya iktisadi bağlamda Amerika'nın en büyük aslında çatıştığı güç her zaman Avrupa Birliği'dir. Birisi şirketler ve tam liberal ekonomi üzerine kurulmuş bir devlet. Birisi ise devletleşmiş ama müthiş bir aristokrat gelenekten geliyor. Kim o? Avrupa'dan bahsediyor. Dolayısıyla bu Amerika, yani yeni dünya, sinema dediğimiz büyük bir silahla başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya kandıralı sen de dinle diyerek Sovyetler Birliği'ne de kendini gösteriyor. Biliyor musunuz kandıralı sen de dinle ne olduğunu? Askerde çavuş erlere diyor, sağa dön. Herkes sağa dönüyor. Bir tane kandıralı varmış, dönmüyor. Ona ayrıca diyormuş ki kandıralı sen de. O da dönüyormuş ondan sonra. Sola dön, herkes dönüyor, kandıralı duruyor. Oğlum kandıralı sen de. O da dönüyormuş, tamam mı? Şimdi bu sinemada Amerika kendisine dedik anlatıyor. Aptal mı o zaman? Hemen Amerikan Büyük Elçiliği aracılığıyla Ankara'da. Ankara'ya geliyoruz tekrar. Yabancı sinemanın, Amerikan sinemasının özellikle. Amerikan sineması diye bir şey vardı 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda Türkiye sinema jargonunda. Amerikan sineması diye bir şey. Yani adam gidiyor Fransız sineması izliyor, ona bile Amerikan sineması diyor. Ona bile, afişlerde yazıyor çünkü. Ve Amerikan sineması izleyecek, Amerika kendisini anlatacak. Arkadaşlar birdenbire Tunalı Hilmi Caddesi denilen bu Ankara'da mimari kısmı buradan geliyorum şimdi. Tunalı Hilmi Caddesi diye bir cadde var. İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi düşünün. Bakın orada da konsolosluklar, şunlar bunlar var İstanbul için. Bu Tunalı Hilmi Caddesi'nden aşağıya doğru işte Kurtuluş Koleji'ye doğru büyükelçiliklerde oturanların, yaşayanların ya da çevrelerinde ev tutan yabancıların kolaylıkla, güvenli bir şekilde, hızlıca, bir de 50'li 60'lı yılları düşünün, gidip sinemayı izleyeceği yerlerde birdenbire sinemalar inşa ediliyor arkadaşlar. Birdenbire. Kalaklıdere sineması, Talip sineması, Melek sineması, Estek sineması, Köstek sineması. 10-12 tane sinema. Bugün hiçbiri yok. Sen sinemaların hepsi gitti. O zaman için kurulan mimarinizi etkiliyor. Buradaki Amerikan Büyükelçiliği'nin bu projeksiyonu. Tamam da o sinemalar aynı zamanda Ankara'da açılmış sinemalar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki başta sinema üretenleri, film üretenlerin film tercihlerini zorluyor. İki, sinemalar inşa edilirken apartmanın yapısının nasıl olması gerektiğini zorluyor. Apartmanın altına artık 1965'te yapılmış Başkent Apartmanı var. Kalakdere Sineması altında var. Eskiden sinemayı apartmanın altındaki garaja, bilmem neye ya da tamamen sinema binası olarak inşa edilirken 60'lardan önceden bahsediyorum. Şimdi mimar apartmanın altını sinema olarak projelendiriyor. Orijinalinde üstüne evler yapıyor ve apartman oluyor. Bir depo sinemada ya çevrilmiyor yani. Ona göre bir tavan, ona göre işte elektrifikasyon sistemi tekniğe gireceğiz şimdi. Ona göre bir kulis, ona göre bir balkon sistemi, pencere sistemi. Mimar bunları artık düşünüyor ve ödüllü mimar Necat Tekelioğlu, Ankara'nın modern apartmanları ve şunları bunları yapan ödüllü bir mimar. Rım eseridir Başkent Apartmanı altında Kalakdere Sineması. Evet.
Bunlar ona göre tezgahlanarak, planlanarak yapılıyor. Bunlar yapıldığı zaman caddenin birdenbire hali pürmehali değişiyor. Niye? Caddeye birdenbire 8-10 tane sinema gelmiş. Nedir o sinema? Şimdi Adana dediğimiz, entertainment culture dediğimiz, entertainment industry dediğimiz, eğlence kültürü dediğimiz, eğlence ekonomisi dediğimiz bir alan. Adam sinemasına gelecek. Hamburger yiyecek. Nereden çıktı hocam hamburger? Amerikan sineması. Hamburger tabii ki yiyeceksin. Mısır yiyeceksin. Coca-Cola içeceksin. Bilmem. Bakar mısınız toplumsal dönüşümün ve değişimin bir sinema eliyle, sinemadan önce devletin projeksiyonuyla neleri düşünerek neyi nasıl değiştirip dönüştürüyor? Hani tarihimizde, tarih derslerinde övünerek anlatırız ya, Fatih Sultan Mehmet'le beraber Osmanlı devleti Balkanlarla bilhassa savaşa gitmeden önce Alperen adında, deliler adında, kolonizatör dervişler adında oralara akıncı birlikler gönderiyor. Bunlar oralara gidiyor, sızıyor, yerleşiyor, zanaatçı, bilmem neci yaşıyor, oradaki toplumu etkiliyor, onlarda bir bilinç oluşturuyor, bir farkındalık, bir folklor oluşturuyor onlarda ve Osmanlı 5 sene, 10 sene sonra stratejiye uygun olarak geliyor, ya savaşmadan alıyor ya da çok az bir çatışmayla Bosna'yı, Eflak, Boğdan, bilmem ne gibi yerlere, Arnavutluk, Makedonya, bugün adına ne dersiniz? İşte Yugoslavya coğrafyasının tamamı. Ne? Alıyor, fethediyor. Burada benim için çok önemli bir kelime var. Ya savaşmadan alıyor, tamam mı? Bu çok önemli bir kelime arkadaşlar. İşte bunu zamanında, demek ki bu eşyanın doğası olması gereken bir şey. Devletleşme, uluslaşma, üretinin yayılması kabına sığmıyorsan eğer. Bugün de bu sürdürülebilirlik ve ilişki yumağı kimin elindeyse o yapacak. İşte bugünün Alperen'i de sinema olmuş, tamam mı? Bu sinema adındaki Alperenlerle senin mahallen, cadden, oranın şehir bölge planlaması, oranın yaşam tarzı, oranın giyme, yeme, içme, yani kot pantolonun ilk geldiği, ilk dükkan açtığı yer Tunalı İlmi Caddesi. Tesadüf mü? Mecburen. İlk AVM binası Karum adında Tunalı İlmi Caddesi. Amerikan otelleri Sheraton, Hilton, Tunalı İlmi Caddesi. Niye? Çünkü sinema var orada. Ne alaka hocam? Dedik ya sinema Amerika. Amerika varsa küçük Amerika olmak zorunda orada. Alperen gelmiş oraya, dönüştürüyor yani. Savaşmadan alıyor seni artık. Bu böyle bir şey. Böyle akın lütfen. Doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Bak savunuyorum onu. Sen de zamanında yapıyordun. Kendine bak. Niye şikayet ediyorsun? Geldiler, istila ettiler. Bilmem ne yaptılar. Allah belanızı versin. Sen de yapıyordun. Bu Confucius'un dediği gibi. Neden her şeyi biliyorsun hocam? Her şeyi birbirine bağlayan ipi tutuyorum. Ne zaman ipi bırakırsan bittin. İpe tutunmak sürekli çok önemli. Emek, üretim, çalışma, projeksiyon, hedef. En önemlisi sürdürülebilirlikten kastım bu. Bu arkadaşlar. İster dahi olsun, ister çok zeki olsun. Umurumda değil. Ama bugün dahi ortalama ömrün 70'e 80'e çıktığı bu 21. yüzyıldan bahsediyorum. Bu çağda dahi 80'ine 85'ine gelince Alzheimer olanını mı ararsın? Altına yapıp yatakta altından aldıranı mı ararsın? Niye anlatıyorum bunları? Sokakta her yerde yakınınızda, şuranızda, buranızda gördüğünüz şeyler. Benim kendi rahmetli dedem mesela son 11 yılını Alzheimer yaşadı. 72 yaşında öldü. Bilmem neyini mi? Bastonla dolaşanını mı? Ama sen 98 gibi über bir yaşta
herkesin yaşamayacağı bir yaştan bahsediyorum. Bırakın hastalıklı yaşamayı. Hala Kılıç Ali Paşa Camii adında Denize 01 cami mimarisinin eskizlerini yapıyorsan ve sen 500 yıl yaşayan eserinle. Kim? Mimar Sinan. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Onun dahiliği, çalışkanlığı çok eser üretmesi değil. Yaş 70, iş bitmiş diyebilir. Ama geçen dönemki tiyatroda biz Mimar Sinan'ın kendi biyografik eserini burada tiyatroya çevirip canlandırdığım zaman size bir repliğin altını çizerek dedim ki bunu düşünün. Henüz 57 yaşındayım. Henüz 64 yaşındayım. Günlüklerinde yazıyor bu. Henüz neydi? Toy olmadığınız genç yaşlarınız. Ya henüz o zaman işte cahil dönemleriz deriz. Adam diyor ki henüz 74 yaşındayım. Sultan Selim Han, babası Kanuni'nin oğlu, ismine müsemma Edirne'de cami yapmamı istedi. Henüz kaç yaşındasın hocam? 74. Arkasında da tonlarca eser bırakmış. Dünya rekoru onda. Artık koca Sinan Mahlası. Bilmem ne yetiştirdikleri. Hala diyor ki henüz. Sürdürülebilirlik budur arkadaşlar. Bakın böyle bir örneğiniz var sizin. Somut. Eserleriyle Allah'tan yaşıyor. Yoksa onu da mitolojik bir kahraman haline getirecektik. Keloğlan ya da Nasrettin Hoca gibi. Nasrettin Hoca'yı şu ara çok zorluyoruz. Ya o iş birisi var mı diye. Şimdi Nasrettin Hoca'ya dönersem eğer, parayı veren düdüğü çalar. Şimdi kulağınızı 2 değil 4 açın. 4 değil 8 açın arkadaşlar. Nasrettin Hoca tabii ki cismi, olgu, folklorik destansı Nasrettin Hoca bugün bile yaşıyor. Ne diyorum? Skype'dan Nasrettin Hoca konuşan fıkralarını. Nasrettin Hoca bir gün Skype'dan bilmem kimle konuşuyormuş. Onları görüyoruz. Nasrettin Hoca eşeği trene bağlamış. Aralarında 500 yıl var. Ben cisim, kanlı, canlı yaşayan Nasreddin'den bahsediyorum. Moğol istilası dönemi, daha Osmanlı kurulmamış, 13. yüzyıla tekabül ediyor. Burada yaşayan bir adam, kanlı, canlı bir adam. Bu adamın bu lafı var. Parayı veren düdüğü çalar. Hemen yılını işaretleyelim. 1200 küsürlü yıllar. Yani kabaca 13. yüzyıl. Şimdi 21. yüzyılda bu parayı veren düdüğü çaları zaten haşa ayeti kerime gibi iyi belledik. 20. yüzyılda endüstri çağında zaten oyunlardan, sinemalardan, filmlerden görüyoruz. 1929'da dedim ki size Amerika'da büyük buhran oldu ve büyük iktisatçı Keynes, İngiliz Keynes, neden İngiliz Keynes kurtardı Amerika'yı? Baba çocuğunu kurtardı. Kim inşa etti dedik Amerika'yı? İngiliz Keynes, bugün iktisatta, akademide Keynesyen politika dediğimiz politikayla ne olduğunu araştırın. Şimdi derste bunu da anlatırsam sabaha kadar ders gidecek. Amerika'yı ve dünya ekonomisini kurtardı. Kim? 1929 Keynes. Hatta size İngilizce everybody will be dead diye efsane kelimesi tarihe geçti. Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. Keynes'den önce arkadaşlar endüstri devrimi başlıyor. 1700'lü yılların başı İngiltere'de. Dedik ya buharlı lokomotifin de buharlı motorun teknolojinin gelişmesiyle. O zaman yeni bir döneme giriyorsak yeni bir iktisat başlıyor. Yeni iktisat kanunları başlıyor. Tıpkı fizikte temel fiziğin Isaac Newton, İngiliz. Ondan sonra 20. yüzyılla beraber modern dediğimiz kuantum fiziğiyle beraber Einstein'ı alıyoruz değil mi? Ya da gene İngiliz Hawking. Ondan sonra bu modern iktisadın endüstriyle beraber, endüstri devrimiyle beraber, yeni iktisat terimiyle beraber babası da İngiliz Adam Smith. Bakın 17. yüzyıl. Adam Smith. Bu Smith nerede ortaya çıktı? İngiltere'de. Ne zaman? Endüstriyle beraber.
Ve iktisadın temel kanunlarını, kurallarını anlatıyor. Üretimin, paranın, paranın değerinin, para kimde ise güç ondadır anlatıyor. Bu simitten 200 yıl sonra, bu gelenekten, bu folklörden, bu kurumsallıktan beslenen 29'da Keynes anlatıyor. 2009'da Rubini anlatıyor. Amerika'da Rubini var, iktisatçı. Gene şimdi Hariri var, Fukuyama var, şu var, bu var. 13. yüzyılda adı Nasreddin olan bir adam ve 13. yüzyılda İngiltere'de, bırakın alışveriş iklimi, İngiltere yok. İngiltere diye bir devlet yok. O yıllarda yeni yeni kurulan bir Roma'dan yeni yeni ayrıklaşan Kelt, Sakson, küçük bizdeki karşılığı derebeylikleri bir araya gelip birleşmiş United Kingdom'ı kurmaya çalışan Magna Carta'yla da kralın, bugün çok övünülen Magna Carta'yla da bu derebeylerin haklarını verdiği ve UK'yi kurduğu yeni bir devletçik. Yeni bir devletçikten bahsediyor. Siz 13. yüzyılda bu kelimeyi söylüyorsunuz. Şimdi diyorlar ki Nasreddin Hoca yaşadı mı yaşamadı mı? O mu söyledi acaba bu kelimeyi? Allah belanızı versin. Bir defa düşünsel sistemimize de nükleer bomba atılmış gördüğüm kadarıyla. Size sürekli üretim ilişkisi ve coğrafyadan bahsedeyim. Kim dediyse dedi arkadaşlar. Kim dediyse dedi. İsim önemli değil ki. Bu cümlenin ortaya çıkabilmesi için bir iktisat ve üretim ilişkisinin olması lazım. Olaya bir matematik formülü gibi bakın. Gene Nasreddin Hoca'dan örnek vereyim. Kedi ciğer gibi bakın. Yani ortada böyle bir kelime varsa parayı veren düdüğü çalar. Demek ki orada bir iktisat, bir üretim ilişkisi var. Var. Hoca Nasreddin'in de yaşadığı İç Anadolu bölgesi ağırlıklı Ankara'nın, Kırşehir'in, Nevşehir'in, Kapadokya kültürünün çok etkisi vardır. Onu biraz araştırın. Bizans'ın, Roma'nın, Konya'nın, Karaman'ın, o bölgenin de bir ahi cumhuriyeti, bir ahi devlet var arkadaşlar. Bir ahilik sistemi var. Ahilik dönem itibariyle zanaatkarların bir araya gelip kurduğu bugünkü en kısa tanımla dernek, yardımlaşma, STK düşünün. Kim bahiler? Marangozlar. Kim bahiler? Ayakkabı üretenler. Efendim söyleyeyim, deri. Özellikle deri. Deri üretenler. Derinin önemi eski. 16-17. Yüzyıla kadar dünyanın en petrolü yani. Bugünkü petrol neyse 12-13-14-15-16. Yüzyılın sonuna kadar da deri o. Her şey deriden yapılıyor çünkü. Ondan sonra böyle bir cumhuriyet var arkadaşlar. Böyle bir teşkilatlanma var. Teşkilatlanma, ahilik teşkilatı. Ve bu teşkilat İpek Yolu'nda kontrol ediyor. International gidişleri, gelişleri. Hani şimdi diyoruz ya Londra Finans Borsası, Londra Finans'ın merkezi. O zaman da İpek Yolu güzergahında Anadolu ve Ankara merkezli kervansaraylarında yapılmasının sebebi budur. Ankara'da kale ve kalenin etrafında tonlarca 30 küsür tane hanın yapılma sebebi de budur. Ticaret orada dönüyor arkadaşlar. İnanılmaz bir iktisat, inanılmaz bir alışveriş dönüyor orada. Tamam mı? Ve parayı veren düdüğü çalıyor. Siz daha bunu o zamandan keşfediyorsunuz yani, görüyorsunuz. İktisat var çünkü sizde. Neyi o zaman kaçırıyorsunuz? Osmanlı bile yok diyorum. Osmanlı yok. Neyi kaçırıyorsunuz? Sürdürülebilirliği. Sürdürülebilirliğin bile şöyle bir acımasız yanı vardır. Rüzgar Gibi Geçti filminden sürekli örnek vermem ismine müsemma sebebi budur. Siz dünün en büyüğü, en kahramanı da olabilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük işler yapmış olabilirsiniz. Bugün ne yapıyorsun'a bakılır. Bu ne demek? O zaman sen her gün yeniden sıfırdan başlıyormuş gibi geçmişte yaptığın işte gelenek budur. Kültürel mirası yani tecrübeyi görerek bugüne sürekli forme etmelisin.
Sürekli durmadan, 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 sürekli. Yoksa senin geçmişte yaptığın büyük başarı kimsenin umurunda değildir. Kimse kara kaşına kara gözüne bakmaz. Gene bizdeki deyimler, sanki babamın oğlu. Gider Ahmet'ten alırım. Ya. Ya da tut elimden Romi'de konuştuğumuz, yahu ben normal yolda değil, ipte yürüdüm 99 adım. Ne olmuş bir adım daha atmayıp da 99. adımda tökezleyip düştüm. Belki benim değil, ipin hatası, çürük çıktı, koptu. Hayır, onu da kontrol edeceksin. O zaman ipi de kontrol edeceksin. Ve 100 adım yürüyeceksin. Sürdürülebilirlik bu. Aksi halde piyasa sizi, iktisat diliyle konuşuyorum, affetmez arkadaşlar. Şamarı tokada atar. Siz sürekli o yeniliği göstermek zorundasınız. İnovasyonu sürekli. Aksi halde önce 90'larda mahalle bakkallarınız kim bunlar? Ulus folklorunuz. Süpermarkete dönüşür. Ve artık ulus devletten şirket devlet modeline dünya dönüştü ya şimdi. Şirketler artık dünyanın her şeyine karar veriyorlar. Her şeyine. Her şeyine. Bugün de 2000'lerden beraber, 2000'lerden sonra da ben daha değişik bir şey görüyorum. O da işte bu erorlaşma sürecimiz. Artık toplumsal olarak şu an eroruz biz arkadaşlar. Error veriyoruz. Artık sizin süpermarketleriniz, artık sizin kahvehane, sonra kafe, hem de Türkçe kafe, şimdi coffee olan yeme içme, eğlence, sosyalleşme mekanlarınız tamamen o süpermarkette olduğu gibi oyundaki neyse, oyundaki repliği kullanalım, Dal York'laştı arkadaşlar. Tamam mı? Bugün ne size ait bir kafe, ne size ait bir restoran, ne size ait bir süpermarketten bahsedebilirsiniz. Bırakın kahraman bakkalı. Yani o Ferhan döneminde kızdığımız süpermarketler bile kalmadı artık. Bugün bu mesela davranışlarınızı nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Şimdi 90'larla beraber diyelim ki fast food zinciri sardı her yeri. 2000'lerle beraber bu fast food zinciri Türkiye'nin bu kültürel, folklorik, sosyolojik davranışını iyi tahlil ettiler. Bu tahlil sonucu şöyle bir şey çıktı. Ben çocukken olmayan bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Bugün Burger King, McDonald's dediğiniz tüm fast foodcuların başını çeken yapılarda olan bir şey. Menü. Menü 1. Ne bu? Efendim, King Power. Tamam mı? Böyle ekmek arası köfte yani. Ya ekmek arası köfte. İki tane ekmeğin arasına koyduğun bir et. Köfte. Artık adı King Power'lı bilmem ne. Yanına patates. Yanına kola. Hadi Türksün, bir de tatlı. Onu da son 10 yılda keşfettiler. 90'larda tatlı yoktu. Kola var, ne tatlısı. Baktılar ki biz şeklinde tatlı yiyoruz, dersteyiz. Kolanın bile yanına tatlı koydular. Ama burada başka bir şey var. Bakın, o ikili üçlü menü. Menü. Bu sonra kabına sığmadı. Menü 1, menü 2, menü 3. Şimdi gidiyorsun 25 tane menü var. Şimdi bunu niye anlattım? Sende de eskiden lokanta vardı değil mi? Lokanta. Hatta bugün artık övme amaçlı mı, yerme amaçlı mı esnaf lokantası diye bir kelime kullanıyoruz. Ne demek ki o da? Uydurduğumuz bir şey. Gidersin, çorba içersin. İçmek istiyorsan çorba içersin yani. Ya da etli ne var? Tıpkı şeydeki gibi. Mesela çok enteresandır. Bugün sadece şehirler arası yolculuktaki dinlenme tesislerinde hala inatla menü kavramı yok. O çok hoşuma gidiyor. Çorba içen çorba yer, kavurma yiyen kavurma yer, pilav yiyen pilav yer. Tamam mı? Fiyatları da neyse verir. Şimdi sen o lokantadan restaurant denilen, res
Taurant denilen bir yapıya büründü. Soraba ne res taurant, ne kafe, ne kofi, hepsinin ortaya karışımı bir şey. Şu an gidiyorsunuz, yemek de yiyebiliyorsunuz, kahve de içiyorsunuz, tatlı da yiyorsunuz, içecek de içiyorsunuz, çorba da içiyorsunuz, döner de yiyorsunuz, baklava da yiyorsunuz, üstüne profiterol de yiyip, doğum günü de kutlayıp, Türk kahvesini de içip, demli çayınızı da alıp çıkabiliyorsunuz. Ne bu yahu? Böyle bir şey oldu şu anki kafelerimiz. Hadi gene kafe diyeyim ben. Tamam mı? Hem de en iyisinden en kötüsüne. Çünkü buralarda şöyle bir şey başladı. Sokaktaki dönerciler dahil. İstiklal'e çıkın, Kızılay'a çıkın. Nerede yaşıyorsanız. İzmir'se, Alsancak'a, işte Konya'ysa bilmem nereye. Size tavuk döner veren esnaf nasıl veriyor şu anda? Menü abi. Ne menü? Abi ekmek arası tavuk, yanında ayran, işte bilmem ne var. Şu kadar lira. Yemek satan aynı şeyi yapmaya başladı. Şu kadar lira. İki lahmacun, ayran, tatlı, şu kadar lira. Bakın bir sizin kendi ürettiğiniz, hamburgeri geçtim, lahmacun örneği veriyorum. Kendi ürettiğiniz döner üründe bile şu içecekli bilmem ne belki içmeyeceğim, menüye zorluyor sizi. Menüye. Çünkü siz en iyi örnek olarak onu gördünüz, üreten o. Yani en fazla sanatçı o. Zanaatkar olarak yapılanı taklit edebilirsiniz. Bu en iyi haliniz bir de. Bu en iyi haliniz. Oysa ki başka bir metot geliştirebilirsin mesela. İşte bunun için ipin senin elinde olması lazım. Değişim dönüşüm derken bundan bahsediyorum arkadaşlar. Mesela bir örnek daha vereceğim folklorla ilgili. Şimdi eski Yeşilçam dediğimiz, ondan sonra bizim Yeşilçam dememiz lazım. İlla dönem ismi istiyorlarsa. Eski kelimesini sevmiyorum ben. Eski Türk sineması diyorlar ya, ne gıcık oluyorum ona. Yanından geçebilir misin acaba şu an yeni dediğin sinemayla? Yanından geçebilir misin acaba? Yani izletiyorum işte size sinemaları. Ondan sonra Yeşilçam dönemselse eğer dediğimiz filmlere bakın. Arkadaşlar kız isteme sahnelerine çok dikkat edin. Bakın böyle bir film yakaladığınız zaman o kız isteme. Şaban'ın filmi de olsa, Yılmaz Güney'de olsa, Cüneyt Arkın'da olsa, Türkan Şoray'da olsa, kimin filmi ise kız isteme kısmına, bir de misafirlik kısmına. Misafirlikte misafire ne içersinin sorulduğu kısma. Şu anda fazla geriye gitmenize gerek yok. Anneanneniz, babaanneniz, kerhen belki anneniz, babanız belki. Bakın sorun. Şimdi bu kız isteme sahnesinde ne oluyor? 70'li yıllardaki, 80'li yıllardaki filmlerde. Efendim kahvelerimiz de geldi. Ne içersin? Kahve mi? Çay mı? Şuradan bir sade kahve içelim. Orta kahve içelim. Bakın kahve diyorum. Peki bu kahveyi dediğimiz zaman ne olduğunu biliyor millet. Mal salak değil. Ortaya çıkıyor. Peki neden övünmek için Türk kahvesi demiyorlardı o zaman? O zaman çünkü sonradan 80'lerle beraber Nescafe, yani Nescafe geldi değil mi? Fakat kaçırdığımız bir şey var. Nescafe bir marka. Kahve türü değil. Tabii o Nescafe gelince marka, Nestle'nin, çikolata üreten Nestle diye bir firmanın markası. Nestle'nin nesi? Nescafe. Biz de bunun adına Türk kahvesi dedik, ayırt etmek için. Oysa ki bu, bir de övünüyoruz şu anda biliyor musunuz bununla? Bu Türk kahvesinin ayağına sıkılan en büyük mermiydi farkında olmadan. Bu övündüğümüz şey. Bunun folklorik değerini mahvettik şu anda. Ve yabancı zaten sizi betimlemek için ona Türk kahvesi diyor. Fakat sizin Türkiye'de yabancıymış gibi ona Türk kahvesi demeniz. Şimdi örnek vereyim arkadaşlar.
Bakın espresso İtalyan'dır. İtalya'da menüyü açtığınız zaman İtalya'nın yerli kafelerinden bahsediyorum. Duvar da, kağıt da İtalyan espresso göremezsiniz. Espresso yazar. Espresso zaten İtalyandır dünyanın neresine gidersen git bil bunu. Hatta İtalya'da bir kahvede ben bir İtalyan espresso alayım derseniz vururlar sizi. Fransız'da mı var ulan? Ne demek İtalyan espresso ver bana? Bugün sen Amerikan kolası diyor musun? İyi düşünün bunları. Acaba Coca-Cola'nın hangi şişesinin üstünde Amerikan kolası yazıyor? Onun adı kola, o kadar. Orada yazıyor Joke. O kadar. Yazsana kahvede, Türk kahvesi ne? Hem de utanmadan Mehmet Efendi Türk kahvesi diyorsun ya. Üstüne böyle dana gibi yapıştırarak. Kahve. Kahve kardeşim, o kadar. Yani başka bir şey yok yani. Ama şimdi öyle oldu. Türk kahvesi oldu arkadaşlar. Nasıl içersin Türk kahvesi? Onun için bunlar önemli şeyler. Gastronomi folklorundaki davranışlarımız, ilişkilerimiz, değişim dönüşümün, üretkenliğin, tüketkenliğin, error'un nerelerde karşımıza çıktığını, sinemanın, mimarinin, iyi bakın arkadaşlar. Onun için arkadaşınızın bir tanesi dedi ki, tarih iktidarların arkasında, tarihi iktidarların arkasında kasatmana bakkal gösterilir. Doğrudur. Tarih bu postmodernle, bu küreselleşmeyi yeniden yazılıyor. Şu an görüyorsunuz dijital çağda. Şimdiye kadar olan tarihte ise iklim coğrafya odaklı ulus devletler, ulus kimlikler, ulus folklorlar vardı. Oradaki kasatmana bakkal halk. Halk. Halkın kendisi. Fakat şimdiki Migros, Carrefour, ne güzel isimler değil mi? Carrefour. Ondan sonra bunlar hangi halk? Hangi halk? Bankalar, hangi banka? Hangi sermaye? Ulusal sermaye mi? Ulusal kimlik mi? Ulusal davranış mı? Hayır. International denilen küresel davranış. Şimdi biz de konservatuvarda eski dönemi dedikleri yansıtan diksiyon hocası o kadar Türkçenin bozulduğuna hassasiyet gösterirdi ki mesela bugün bir televizyon kanalı var, ulusal kanallarımızdan biri. Onun adını bile söylerken derdi ki arkadaşlar bize derdi hocamız. Bakın Show TV diyorsanız, böyle bir kanal var değil mi şu anda Show TV? Yanlış Türkçe telaffuz yapıyorsunuz. Show, İngilizce telaffuzdur. Show. Show must go on. Bu İngilizce konuşmaktır. Sen Türkiye'de niye İngilizce konuşuyorsun? Hocam ne diyeceğiz? Show TV. Yani komik geliyor değil mi? Kendi dilimize gülüyoruz bakın. O kadar yabancılaşmışız. Gülme yabancılaşma demiştim ya size. Aslında ne diyeceğiz? Mecburuz onu demeye. Evet biz üretmedik. Evet kelime oradan geliyor. O ora üretti. Evet dili de ora verirler. Ama sen bari üretemiyorsun. Hani bir serde erkeklik var derler ya. Ulan dayak yiyoruz. 10 tane yumruk yiyoruz. Bari bir tane at da şeref golü sayılsın yani. Tamam mı? Sen buna Sıhov TV diyebilirsin çok rahatlıkla. Ne var? Niye demiyorsun? Ne demiyorsun? Neden Star Buçkus demiyorsun da Facı demiyorsun? Değil mi? Diyemezsin arkadaşlar işte. Bundan dolayı diyemezsin. Onu anlatıyorum. İktisat üretim ilişkisini, şusunu, usunu. Ancak nara atarsın. Milliyetçilik narası. Türkçemiz çok önemli. Türkçemize sahip çıkalım dersin. Bütün AVM'lerin adı Next Level, Ankamol, Stiz, şeydeki, İstanbul'daki. Mesela İstanbul'da iş adamı Nazif Zorlu, Vestel televizyon beyaz eşyanın sahibi Zorlu Holding, zor iş
merkezi diye bir iş merkezi kurdu. Onun altına da bizim sektörü ilgilendiren Türkiye'nin en profesyonel ve en büyük birkaç tane sahnesini açtı. Başta adı Zorlu Center o gene olacak. İş merkezi değil, Zorlu Center. Başta adı bu sahnelerin Zorlu Performans Sanatları Merkezi idi. Sonra medyada şöyle bir yer oluştu. Birdenbire. Zorlu eskiden PSM idi. Şimdi Zorlu PCM. PCM, tamam. Şimdi herkes onu söylüyor. Bütün seyirci. Neredesin? PCM'deyim. Zorlu'yu bile diyen yok. Zorlu'yu dahi diyen yok şu anda. Ondan sonra böyle bir yere evrildi yani olay. Dilimizde böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Sebebi de bu. Sizin ortaya bir şey koymanız lazım ki dili belirlemeniz lazım. Ben de o zaman hocaya demiştim ki hocam aslında biz TV demeyelim. O zaman televizyona yani İngilizcesi television bunu Türkçe kelimelerle Türk pronunciation aksan, ses dediğimiz kısma aktarırken bari Türkçe bir şey kullanalım. Yani o eylemi açıklayan. Dedi ki bravo. Almanlar Almancayı korumak için televizyon yerine Berhenten böyle bir şey bulmuşlar. Almanca izletenmiş. Türkçesi bu anlama geliyormuş. İzleten. Dedim tamam biz de gösteren diyelim yani. Tamam mı? Gibi. Şimdi bunu sakın küçümsemeyin. Size bir Galat-ı Meşhur'dan bahsedeyim. Galat-ı Meşhur demek olmamış ama şehir efsanesine benzer bir şeydir. Olmuş gibi halkın söylediği bir şeydir. Yanlışlığını bilse de örneklemek için her yerde örnek olarak da gösterdiği bir şeydir. Nedir bu? Efendim güya Türk Dil Kurumu toplanmış, yabancı kökenli kelimelere Türkçe ararken otomobile de alttan itmeli, üstten otturgaçlı bilmem nereden kaçmalı bilmem ne yazmış. Külliye yalan. Türk Dil Kurumu'nda ne böyle bir toplantı oldu? Bunu kalıbımı basıyorum. Ortaya çıkarsın o şehir efsanesini atan adam idam edeceğim kendim. Bak ceza da vermeyeceğim. İdam. Ne de birisi kalktı böyle bir kelime söyledi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bir nokta noktanın bilinçli bir şekilde ortaya attığı bir kelime. Bu da bir deliğe kuyuya taş atar 40 kişi çıkaramaz olayında olduğu gibi zaten erora giden bir toplumuz. O erora anlattım size. Zaten dili, yemesi, giymesi yani kendisine yabancılaşıp gülen bir toplumuz. O hale doğru gidiyoruz. Yakalamışız malzemeyi. Malzemeyi yakalamışız. Vur avalıya, vur avalıya. Ya zaten bizden ancak bu olur. Otomobile alttan itmeli, üstten kaçmalı, oturgaçlı bilmem ne deriz. Ha 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 ha. Kime gülüyorsun salak? Kendine gülüyorsun. Kime anlatıyorsun sen bunu? Yapmış tamam diyelim, biri demiş bunu. Diyelim TDK da demiş, orada da diyelim. Nasrettin Hoca örneğinde verdiğin gibi. Kime gülüyorsun sen? Kimi eleştiriyorsun? Kime mizah, kime ironi yapıyorsun? Sensin o sen. Çıktı ki o olmasın bu olsun o zaman. Ve öyle birisi Kurtuluş Kayalı. Açın inceleyin Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisi ve Türkiye'ye ilk bilgisayarı getiren adam. Lan siz biliyor musunuz ben çocukken bile komoder deniliyordu. Computer deniliyordu. Zorla oturduğu bilgisayar. Bak şimdi mesleğin ne bilgisayar mühendisiyim diyorsun. Bak bilgisayar ne güzel oturmuş. Böyle çok örnek var. Bunları üretebilirsiniz. Bunları geliştirebilirsiniz. Meseleye hep bu yanından bakın. Ya zaten bizden ne olur ki kardeşim? Ha, tipik Türk. Tipik Kezban. Diyelim kızlar bir şey yapıyor. Kezban kelimesi oraya yakıştı. Oysa ki Kezban 1930'lara kadar çok önemli arkadaşlar. Yani şimdi kızlar gülecek ama Kezban çok önemli bir şey. Hani var ya bizim Erzurum'da Fatma Nine, İşte Elif'in kanısı var. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele.
Kezban da Türk folklorunda çok önemli bir yapıdır, liderdir, başa geçen bir kadındır. Asker varsa ordunun başıdır, toplum varsa türküsü var, muhtar mı oldun Kezban yenge? Oradaki o Kezban başka bir Kezban. Ama o Kezban bak dönüşmüş, şimdi nereye gelmiş? Bir tipolojiye gelmiş. Şimdi kadınlar kızlar için kullanılan tipolojiden bahsediyorum. Erkeklerde keza gene öyle. Aynı yapıda. Yani bu error kısmını iyi inceleyin. İyi inceleyin. Böyle kendimize vurduğumuz zaman sanki biz o toplumun içinde yaşıyoruz. Zaten arkadaşlar bu postmodern yok oluştaki sinema karşılığında toplumun tamamının Recep İvedik olmasına rağmen gidip o sinemaya ben o Recep İvedik değilim demek için oraya gidip gülmesi, bakın neye gülüyoruz? Yabancılaştığımız şeye, değil mi? İşte ben o değilim demek için adam zaten oraya gidiyor. Yoksa biliyor o filmde bir şey olmadığını. Bilinçaltındaki etki ve davranışı ortaya koyan tahlil budur. Ben Şaban değilim. O zaman Şaban'ın durumuna gülmeliyim. Ben Recep değilim. Ama ben değilim. Lan toplumun hepsi gitti. Çünkü toplumun hepsi Recep İvedik. Bu şekilde bakın yani bu errorlaşma durumuna. Şimdi gülerken de öyle gülüyoruz ya. İşte ona Kezban, buna Kezban, herkes birbirine Kezban, herkes Kezban o zaman. Sadece birbirine sen Kezbansın diyenler birbirini tanımadığı için zannediyorlar ki kendileri değiller. Bir bütün olarak yok oluşa böyle bakın. Dilden tutun giyime, yemeden tutun işte TikTok, telefon, şubu kullanımına. Efendime söyleyeyim, eğitimden, üniversiteden tutun. Mesleğinize varana kadar, ulusal kimliğinize varana kadar. Ve hiçbir şeyi şey olarak derin dondurucuda tutmaya çalışmıyor. Çağın gereği ve sürdürülebilirliğiyle yeni bir inovasyonu yaratırsanız orada olursunuz. Onun dışında hocam ne yapalım o zaman? Marketleri yasaklayalım, bakkallar mı hep açık kalsın? Hayır, o zaman siz derin dondurucuda bir olguyu tutuyorsunuz. O gelenek değil, eski oluyor. Size eskiyle geleneğin farkını söylemiştim. Sürdürülebilirliğin gereği, iktisadın gereği, değişim dönüşüm ilişkilerinin gereği bir mekanizma var. Bu mekanizmadır marketi getiren. O zaman sen daha sonrasını düşüneceksin. Yani ancak sen şimdi ne yaptın biliyor musun? Şu pandemideki bile genelgeye bakın. Ancak pandemi gibi bir dönem gelecek ki haftada bir gün pazar günleri AVM'lerde marketler kapalı olsun da hadi o ara küçük esnafta bayram etsin. Tamam mı? Bakkalı bu şekilde kahramanlaştıralım yani. Tamam mı? Hikaye böyle. Bu bir. Bunu söyledik. İki. En önemli kısım yoklama. Ne oldu o iş? Yoklama işi. Bu arada. Hocam sizin biraz dinlenmenizi bekliyordum. Orada sorusu olanları alırız gibisinden. Tamam. Yayınlıyorum hocam yoklamayı şu an. Evet. Çok yorduk siz de bugün hocam gerçekten ama çok keyif aldım. Umarım diğer arkadaşlar da aynı şekilde düşünüyordur. Estağfurullah. Şimdi yoklama alınırken zaman ilerlemiş. Ben hemen devam edip bitireyim ve sorularınıza geçeyim. Oyunu bilerek anlatıyorum. İzlememişsiniz. İzleyenler için de zaten tiyatro felsefe içindir. Sinema değil. Şurası şöyle burası böyle. Çok girmiyorum yani. Mesela dedik ya öyle bir hale geldik ki bu pandemiyle iyice gördük bunu. Şimdi artık evinden dışarı bile zorunlu olmasan da çıkmıyorsun. Çünkü kapına kadar iste gelsin. Adı üstünde yani isimler bile ne güzel. Getir. Hemen. Migros hemen. Gibi uygulamalarla evine kadar geliyor. Doğru uygulamalar mı? Doğru uygulamalar. Sen sanatçısın. Asimetrik saldırıyı yapmak zorundasın. Analitik düşün ama.
Şimdi arkadaşlar, işe gitmiyorsun. Ne yapıyorsun? Home office. Pandemi sonrasında bu kurumsallaşıp oturacakmış. Pandemi sonrası öyle oyunlar, öyle sinemalar gelecek ki aklım hayalim durmuyor. Eğer ben sanatçıyım ve sanata inanıyorsam. Bomba geliyor arkadaşlar pandemi sonrası. Korkunç malzeme var şu anda tiyatronun, sinemacıların, bilmem nelerin elinde. Bak, evden çıkma. Adına home office de. Markete çıkma. İste gelsin. Ondan sonra sinemaya gitme. Netflix var. İnternet sineması neredeyse. Şuna yapma. Ulan zaten yüzyıllardır devletler hapiste yaşayanı da besliyorlar arkadaşlar. Şu an hapise girin, isteyin gelsin yemek. Getiriyorlar ayağınıza kadar. Hem de devlet getiriyor. Yani. Üstelik ücretsiz. Bakımınızı, efendime söyleyeyim, ısınmanızı, kütüphanenizi, yakın zamanlarda cezaevine gidenler, gezenler, yani öbür türlü değil de gezme amaçlı, folklor çalışması amaçlı, saha çalışması için ben gittim cezaevine. Neredeyse diyecektim beni burada bırakın yani. Masraf yok. Efendime söyleyeyim, harcama yok. Tam tersi devlet size bakıyor. Yediriyor, içiriyor. Kurslar, arkadaşlar inanılmaz kurslar var cezaevinde yani. Heveslendireyim ki gidelim. Tamam mı? Yani tiyatro kursları var, sinema kursları var. Cezaevinden bahsediyorum. Meslek kursları var. Kütüphaneler var, internet var. Bunların hepsi aynı zamanda nerede var? Evlerimizde. Dolayısıyla sanki biz bir yerden de hapishaneyi mi çevirdik acaba evlerimizi? Biraz da böyle düşünelim arkadaşlar. Dolayısıyla insan hayatındaki ilişkiler sadece bireysel ihtiyaçlarınızı gidermek için değil, aksine yaşama anlam vermeniz, var olduğunuzu kendinize ispatlamanız içindir. Buradan kalkıp bir markete giderken, buradan kalkıp bir işe giderken, home office değil de işte bir binaya, bir süreç yaşıyorsunuz. Bir süreç, insanların içinden geçiyorsunuz, arabaya biniyorsunuz. Belki kalabalık bir şey, bir kavga yaşıyorsunuz. Belki atıyorum, keşke bunları özledik yani. Ulan bir şey olsa da kavga etsek birisi bana yeter ki küfresin de şu evden çıkayım olayı gibi. Oradan iniyorsunuz, caddeyi görüyorsunuz, ağaç, doğa, şu, bu, oraya gidiyorsunuz. Oraya sizin için bir amaç için gelenler var. Oraya bir amaç için geldikleri için gene bir lafımız var. İnsan içine çıkıyoruz, sağımızı solumuzu düzeltelim. Şimdi home office çalışan habire pijamayla çalışıyor. Ama bir iş yerine gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Makyaj, elbise, kravat, neyse oranın işte istekleri. Onları yapmak zorundasınız. Tıraş, şu, bu. Buradan nereye gidiyor yani? Öyle biraz bunları hep böyle teraziye koyarak hep böyle dengeli düşünün. Yani neler geliyor, neler gidiyor. Nelere doğru gidiliyor, nerelere doğru yönlenmek zorundayız. Bu şekilde bütünsel bakın ve ona göre şu boş propagandayı da yapmayın. Ferhang gibi tiyatro yapın. Ezbere kalkıp da slogan atmayın. Bakkallar şöyledir. Buradaki bakkaldan kastım anlıyorsunuz neyi metafor ettiğini. Süpermarketler kimmiş ki? Böyle bir şey yok. Somut aynısı iştir kişinin, koyacaksın kardeşim. Şununla, şu üretimle, şu yapılanmayla, şu iple, hani birbirine bağlayan ip var ya, şu eserle, şu mimariyle, şu müzikle, şu çalışmayla, şu ödevle, şu sahneyle, şu kıyafetle, şu yemekle diye göstermek zorunluluğumuzu her an bilmeliyiz. Burada da sürdürülebilirlik şifresi yatıyor. Evet. Tiyatro olduğu için bugün ders biraz ağır, çıtası yüksekleşti. Olsun, iyidir. Bunları hep yazın, not edin, düşünün, tartışın. Karşılıklı hep tartışalım. Bunlar yarın sanat eseri üretecek tüm sanatçıların ortak çelişkileri, çatışmaları ve kaygıları olmalıdır ki o sancılarınız bir gün dışarıya çıksın. Sanatçının üretimi aslında sancılarıdır. Jean-Paul Sartre'ın romanı var böyle, sancı. Sancı arkadaşlar, bulantı. Bulantı diye romanı vardır, tiyatrosu vardır oyunu. Evet, buyurun, söz sizde arkadaşlar. Sorusu olanların el kaldırması yeterli. Evet, buyurun, tabii ki.
O kadar net ve açıklayıcı bir ders geçti ki hocam. Kimse soracak bir şey bulamıyor. Evet, tamam. Evet. Buyurun. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman. Hocam. Bugün neydi günlerden? Perşembe değil mi? Hı hı. Hocam bir hanım el kaldırdı. O sorusunu sorsun dilerseniz. Tamam, buyurun. Tabii. Ya da fikir beyan etsin. İlla soru sormaya da zorunluluk yok. Evet. Buyurun. Merhaba herkese. Kimi aldık? Ben mi kaçırdım? Benginur Hanım. Benginur Ayşiçek. Sizin Çiğdem evet. Çiçek. Evet, Çiğdem. Evet. Benim hani hani soru hem soru hem de fikir paylaşımı gibi düşünebiliriz. Hani sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Ben mesela bu bakkal süpermarket ilişkilerinde hani oyunda da atıyorum mesela 80'ler dizisinde de var bu bakkal çelişkisi, bakkal süpermarket çelişkisi, orada bir bakkal karakteri var. Yani benim karşılaştığım yerlerde atıyorum Leyla ile Mecnun'da var yine bir ironi şey olarak. Ve bunlar aslında bu bakkal hani oyunda da bu süpermarketler işin içine girdikçe aslında mahalle hayatında bir çatışmaya sebep oluyor. Ve mahalle hayatında aslında o bakkal ablanın da böyle bir savurgan bir tutuma sahip oluyor. Ve artık hani insanlar arasında bir hoşgörü de azalıyor. Değer ilişkisi değişiyor çünkü. Evet, evet, aynen. O dikkatimi çekti benim biraz. Hı-hı. Ve hani o aldatılmışlık hissi bakkaldaki. Hı-hı. Ya ve bunun şeydeki hani o 80'lerde o çok güzeldi benim için. Onu ilkokuldayken ben işte izliyordum. Bakkal da çok tatlı bir karakterdi. Hani bizim bakkal abla gibi böyle savurgan bir karakter değil. İşte böyle omuzları düşüyor. İşte suratı asılıyordu. Öyle hiç sesi çıkmıyordu mesela o bakkalında. Orada bakkal ablanın da biraz hani kocasından şey etkisi var. Bu savurgan tutumunun bana öyle geldi. Yani kendini bir güçlü hissetme durumunda. Hani bir yine erkekleşme durumu var aslında onda da. Sabahtan beri bu cümleyi bekliyorum. Bravo. Yani buradaki kadının dönüşümüne de lütfen bakın. 90'lar beraber, küreselleşmeyle beraber, süpermarketleşmeyle beraber geçen ders size bahsettiğim buydu. Yani adı Women Studies olan aslında bu bile sektörün kadınlara yaptığı en büyük oyundur. Bunun farkına varın. Bilmem ne haklarını savuracağım derken erkeğin yaptığını ben de yaparım demek ne demek biliyor musunuz Türkçesi? Ben erkeğim demek. Oysa değilsin. Bir erkek de kadının yaptığını ben de yaparım diyemez. Çünkü o da erkek, kadın değil. Bravo. Erkekleşme çok hoşuma gitti. Bravo. Aferin. Yani onun o savurgan tutumuna ben o şekilde değerlendirdim. Çünkü böyle çoğu rastladığımız şeylerde bu bakkal süpermarket ilişkilerinde bakkallar genelde susup böyle daha alıngan ve tripsel bir tavır takınıyorlar. Hı-hı. Çoğu rastladığım yerde ama burada bir savurgan tutum görünce dedim burada bir şey yatıyor. Bir yani şey. O belli zaten. Evet. Çok belli zaten. Böyle bravo. Yani. Tamam. Bravo Çiçek. Pardon. Evet, başka arkadaşlar devam edelim. Buyurun Bilal Hanım. Kim o zaman hani kahraman bakkal diyor ya ama oyunun sonunda da kapatıyor dükkanı. Hani nerede kahramanlık? O bravo. Bravo. Bir yok olur. Sadece kapatıyor mu? Bir şey daha diyor. Köye gidiyordu galiba. Arkadaşlar niye köye gidiyor? Özüne dönmek için. Yani, özüne dönmek için kendini artık bu gelişmişlikten uzak tutmak için olabilir mi? Kimler? Bunu anlatmıştım size. Köye, öze dönmek ister. Kimler? Emekli olunca köye gidelim, bir ev yapalım mı? Orada yaşayalım. Tamam mı? Bu köye dönüş nedir? Sizce? Evet, sırayla konuşabilirsiniz. Nedir bu köye dönüş? Köye dönme özlemi ya da özüne dönme özlemi. Anladın. Köy öz. İşte nedir o? Hocam.
Buyurun. Kaybedenler ya da başaramayanlar olabilir mi? Başaramayanlar kelimesinin altını eşeleyeyim. Evet. Ne demekse o başaramayanlar. Kaybedenlerle aynı kelime değil başaramayanlar. Ben şey diye düşündüm. Tutunamayanlar. Yani başarsa da başaramasa da bir şekilde o bağı yakalayamayanlar gibi. Tamam. Niye Macaristan'a gitmiyor? Başka bir yere gitmiyor. Antarktika'ya gitmiyor da köyüne gidiyor. Bağ orada çünkü. Çocukluk zamanları olabilir mi? Doğduğu zamanlarda en başarılı olduğu. Genelde köyde doğanlar tekrar köye gitmek isterler. Bizler yeni nesil olarak şehirde doğduğumuzdan hiç başarısı olsak da köye gidelim düşüncesi olmaz. Olur mu? Var mı? Bir dakika. Bir dakika, kimle konuşuyorum bu arada, özür dilerim. Esra ben. Direkt atladım arkadaşlar, kusura bakmayın. Estağfurullah. Olur mu Esra? Sen ne, beyaz yakalı mısın? Kimliksizim hocam. Niye, nerede? Beyaz yakalıyım şu an. Nereden? Şu an işsizim de çalışmıyorum hocam şu an. Ama ne? Hani şey... Ne eğitimin? Öğretmenlik mezunuyum. Tamam. Mesela senin de içinde olmuştur. Şunu diyoruz ya biz. Diyelim köy demiyoruz. Ya şöyle bir Ege kasabasına yerleşeyim. İşte onları ben demiyorum hocam. Onu da biliyorsun şu an. Onu da demiyorum. Hani köyü hiç demiyorum da büyük ihtimal köyde doğmadığımdan diye düşünüyordum ama mevzu ama değilmiş. Doğmayan da diyor ki beyaz yakalı, ya emekli olunca şöyle Ege kasabasında bir Fethiye'de şurada burada bir yazlık alıp orada kafamı dinleyeceğim. Bak kafamı dinleyeceğim. Köyüme döneceğim, özüme döneceğim. Hocam, bunun da bir folklorik davranış yatıyor. Evet, o değişime ayak uyduramadığı için mi? O değişime ayak uyduramadı, tutunamadığı için mi? Hani şeyde demişti, Bengül Hanım'da demişti. Evet, tutunamayan. Evet, başarısız olan yani. Bu neşeliğin arkadaşlar, bunu biraz düşünün. Bu derin bir mesele. Bu sığınma nedir? Bakın ipucu veriyorum. Sığınma. Bu bir sığınmadır. Bu benim tiyatromun ismi Kaplumbağa var ya, hani kabuğa geçme. Kollarını, ayaklarını çekip içeriye girme, sığınma. Mağaraya sığınma gibi. Bu ne acaba? Size bir film demiştim. Fatih Akın'ın Yaşamın Kıyısında. Onu bir izleyin. Evet. Mesela deyim olduğu için söyleyeceğim gene. Gene bir kültürel davranış modelimiz. Diyelim eskiden daha meşhurdu bu kelime. Evli çiftler boşandığı zaman ben de gidiyorum annemin evine. Tamam mı? Ya da en fazla 10'da 7'si annemin evi ise 10'da 3'ü de babamın evineydi. Eve bir dönüş var. İşte o bir köydür aslında. O bir köye dönüştür. Boşandıktan sonra. Evet. Yaşamın kıyısında ne? Evet, devam. El kaldıran var sanki. Sevim Hanım ve Bengünür Hanım sadece el kaldırmış hocam. Onlara da söz hakkı verip bitirelim siz de fazla yormadan isterseniz. Tamam, buyursunlar. Söylesinler. Tamam, Bengünür Hanım. Benimki kalmış, kusura bakmayın. Tamamdır. Sevim Hanım siz buyurun o zaman. Hocam şimdi daha önceki incelediğimiz filmlerde de, daha önceki atölyede de söylemiştiniz. İnsan hani var olduğu yere geri döner. İşte bir köyden çıkmışsa herhangi bir yere gelmiştir, başarmıştır, yükselmiştir. Ama ne olursan ol yine aynen var olduğun yeredir. Ben bunu söylemek istiyorum bu sorunuzun cevabı olarak. Tamam. Bir de şeyi sormak istemiştim ben. Farklı bir konu olacak tamamen ama. Şimdi tiyatroda dediniz ya, insan hani ilk girdiğin zaman tiyatroda bir alıştırıyorlar ilk önce sizi oyuna çekmek için. Yani artık siz anlıyorsunuz, karşınızdakini anlıyorsunuz ve o oyunu almak için ilk başta bir konuşma yapılıyor dediniz. Şimdi mizahta da böyle dediniz.
Bir de kara mizahın peki o zaman farkı nedir? O zaman kara mizahta da biz karşımızdaki olmayıp kendimizi mi orada görmek istiyoruz? Onu sormak istemiştim. Yakın. Kara mizah hafif bir şey. Mizah düşünceyi ben çok izlerdim. Öyle söyleyeyim. Hani çok da hoşuma giden bunun. Levent Kırca. Kara mizah diyebilirim. Kara mizah daha çok daha sert. Adamın ikiz kardeşi aslında. Evet, mizahın tam bir. Evet. Öyle hocam, bunu söylemek istemiştim. Hani ikisinin arasındaki fark nedir? Mizah. Mizah da hani diyorsunuz karşı sizi oraya alması lazım. Mizah, hani oyun. Mizah bizim kanayan kara mizah olduğu gülmek sinema mizahının müzik mizahı hepsini koy. Evet. Hepsini kapsayın. Kara mizah parça kara mizah. Evet. Evet böyle hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, tamam. Haftaya atacağız ödev neyse. Bu arada sizin şeyler gelmeye başladı bana. Tiratlar olsun, sinema dersinden videolar. Onları da cevaplandırıyorum. Haftaya onlardan da gelen örnekleri devam edeceğiz arkadaşlar. Bir an önce tiratlarınızı seçin, oyunlarınıza başlayın. Gelen güzel örnekler var. Onlar için de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hocam. Duyurusunu gruplardan yapacağım yine ödevleri. En yakın size gelecektir. İngilizce bilmeden thank you. Rica ederim hocam. İyi akşamlar. Değerli katılımcılarımız, Ada 2021 Bahar Dönemi Tiyatro Folklor Atölyesi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.